TV52 ekranlarında herkese merhabalar. Bugün 10 Kasım Atatürk'ün ölümünün 79. senesinde atamızı özlem ve hasretle anıyoruz. Bugün birbirinden bomba konuklarımız var gene. Atamızın sevdiği şarkılar da bize program içerisinde eşlik edecek. Evet, herkese hayırlı cumalar. TV52 ekranlarına sevgili Yaşama Daire hoş geldiniz. Biraz karıştı ortalık. Özbey buralardaydı, onu kovaladık. Onu kovalarken arkadan ettiği düzeltti. Bir sürü şey yaşadık burada. Tabii canlı yayın olduğu için oluyor böyle kargaşalar. Tabii karton etimi unuttular. Evet. Yani nazara geldik. Yemin ediyorum nasıl bir enerjiyle başladıysak. Son 30 derken karton et diye koşuyordum buralarda. Aslında vallahi, onları çekmeleri gerekiyordu. Bu arada sevgili izleyiciler, evet bugün 10 Kasım atamızın 79. ölüm yıl dönümü. Onu rahmetle anıyoruz. Onun mirasına Türk genci olarak, evet, Türkler olarak sahip çıkıyoruz. Yani dünyada ölümsüzlüğü bulan bir Türk. Aslında ölümsüzlükten çok ne biliyor musun? Bugün eğer biz bu kıyafetlerle sizin karşınızda olabiliyorsak, ki kadınlara dünyada diğer liderlerden önce öncelik tanımış bir liderimiz. Biz ona her şey için teşekkür ediyoruz. Hayır, Harun Bey'e baktım da çok şık olmuş gerçekten, yakışmış. Teşekkürler. Bu kıyafeti sen ayarladın değil mi? Evet, beni giydirdin. Evet, sevgili atamızın ulu önderimizden, onun şıklığından hakikaten her dönemde bunu yansıtmıştır. Dolayısıyla ondan esinlenerek koleksiyonuma kattım böyle bir şey. Yani sevgili Harun da çok güzel taşıyor zaten. Teşekkürler. Aslında birazcık daha postallar yukarıda oluyor değil mi? Postallar mıydı? Ben çok bilmiyorum ama. Bilmiyorsanız o zaman niye karışıyorsunuz acaba Sevgi Hanım? Ya ben bana postal gibi görmüştüm. O yüzden postal konç zaten bunlar. Konç var. Konç bunlar. Ya ben anlamıyorum. Konçtan ben de anlamıyordum. Bugün öğrendim. Tamam, evet. Ben de eteğiniz biraz yukarı çıkmıştı. Hani saygı itibariyle likral olduğu için oturup kalkınca ona yardımcı oldum. Korkacak bir şey yok yani bu konuda. Teşekkür ederim. Evet. O zaman Özbey'i alalım mı? Hemen kim istiyorsan al ya. Kim istiyorsan al abi. Bugün hakikaten bir enerjisi yüksek. Ben dedim yani şarkı, sen niye gelmedin? Biz burada hakikaten çok eğlenceli programı olacak yalnız, bugün belli değil mi? Yemin ederim ekrana yansıyor mu? Bu ne kadar yansıyor bilmiyorum ama o kadar şıksınız ki, o kadar yakışmış ki hani böyle canlı olarak bunu söylemeden geçemeyeceğim. O kadar nezih duruyor. Ne kadar yansıyor ekrana bilmiyorum. Yılın trendi kadife seçmen, benim de ceketim gibi siyah, harika olmuş Şükrü Hanım. Teşekkür ederim canım. Rica ederim. Ne demek? Çok sivri dilli biliyor musun? Tamam. Estağfurullah. Erol Atar, pardon, neydi? Erol Köse 1, Erkan Eken 2. Evet, bugün bizim için aslında özel bir gün ama çok enteresan bir enerjiyle başladık. Hakikaten göze geliyoruz. Bak ben sana söyleyeyim. Olur. Bir nazar şeker duası atar. Okuyun olur mu bize? Vallahi gerçekten yayından sonra ciddi anlamda ne kadar enerjimiz yüksekse o kadar da aslında baş ağrısıyla gidiyoruz. Ama değer mi? Kesinlikle çok değer. Evet, 0216 396 52 52 numaralı telefondan yayınımıza bağlanabilirsiniz. Evet, sanat müziğiyle başlayalım dedik. Özbey de biliyorsun. Evet. Öyle bakıyor ki anlamadım ki niye öyle bakıyorsun sana sen ya? Sana bakıyorum, güzelliğine bakmayayım mı? Kötü bir şey. Ya bir şey söyleyeyim mi? Ben de mesela normalde bir olay olur, biri gözümün içine bakar, bir şey söylemişim. Yok, kesin. Bir şey söylemek istedim. Ne oldu derim. Zaten ben bir şey söylemek istesem zihnimden geçince seni anlıyorsun. Sadece bakıyorum öyle. Geçen hafta görüşemedik ya. Evet, bir de cezalı biliyorsunuz. Cezam var benim, veto yedim. Bir de cezalı bugün. Evet, 0216 396 52 52 numaralı telefondan yayınımıza bağlanıyorsunuz. Her ölüm yeni bir doğum, her doğum yeni bir ölüm. Aslında her şey bizim için diyoruz ve bu yüzden de lütfen sevmekten, gülmekten ve hayal etmekten asla vazgeçmeyin. Bizi biz yapan değerlerimiz ve biz değerlerimize ülke olarak da sahip çıkalım. Birlik beraberliğimizi bozmalarına, dışarıdan gelen müdahalelere asla izin vermeyelim. Ulu Önder Atatürk'ün bize miras olarak bıraktığı Türkiye'ye de hepimiz bireyler olarak, gerektiğinde toplum olarak sahip çıkalım diyoruz. Tekrar saygıyla anıyoruz atamızı ve biz ne yapıyoruz? Şimdi Özbey'i çağırıyoruz. Artık.
Teşekkürler. Çok mersin. Ulu Önder Atatürk'ümüz de sanat müziğini çok severdi. Kesinlikle. Aslında bu hafta magazin gündeminin en can alıcı noktalarından bir tanesi bence Megastar'dan, Tarkan'dan gelen çağrı. Neymiş? Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmış. Kadına şiddete hayır demiş. Sanatçı karenin altına güne bir sürü kadına şiddet haberleriyle uyandık yine. Ülkemizde bu olayların arttığına sessizce tanık olmak yerine kadına şiddete hayır diye haykıralım. Hukuki mercilerin kadınların ölümüne yol açanlara, şiddet uygulayanlara gerekli cezayı vermeleri için çağrıda bulunalım. Hep birlikte destek olalım. Buna dur diyelim notunu yazmış. Peki, aslında evet sevgili izleyiciler, biliyorsunuz bu hafta içerisinde işte kadına yapılan şiddetin hukuki anlamdaki cezası ve psikolojik anlamdaki durumlarını paylaştık. Sanatçıların bence bu konuda biraz daha duyarlı olması, bu konuda kadına şiddete dur demenin zamanının geldiği, geçtiği gibi geldi evet, bana. Zaten Türkiye Cumhuriyeti Devleti de biliyorsun bu konuda çok güzel girişimlerde bulundu. Aile içi işte cezaların yaptırım gücünün biraz daha artması gerekiyor. Çünkü geçen ay birçok kadının ne yazık ki 32 tane kadın galiba geçen ay sadece öldürülmüş. Şimdi sadece şiddet deyince elbette ki yoğunluk maalesef ki ülkemizde kadının mağdur kalması çok daha söz konusu elbette. Ama genel anlamda şiddete hayır demenin de özellikle altının çizilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani kadın, erkek, cinsiyet ve hayvan da dahilinde normal değil. Yani psikolojisi normal olmayan insanlar buna başvururlar. Ya biz zaten şöyle bir şey var. En çok kadına şiddet yapılıyor. En çok kadınlar taciz ediliyor. Çocuklar bu noktada evet, mağdur ediliyor. Evet, evet. Ama tabii ki biz slogan olarak sadece bugün değil, bizi takip eden izleyicilerimiz de bilirler. Ben sadece şiddetin kadına yönelik olanına da değil, tepeden tırnağa artık doğaya şiddet, doğaya, yani. Erkeğe de şiddet, doğaya var. Şiddet, erkeğe şiddet, çocuğa şiddet, hayvanlara şiddet. Bu noktada bir dur değil denmesi gerekiyor. Bir tek Tarkan mıdır acaba bu konuda duyarlı Hayır. olan? Bir sürü kadın sanatçı var. Eminim onlardan birçoğu da şiddete maruz kalmıştır zamanında. Hemen hemen şimdi camiada da, sanat camiasının içerisinde de buna sık rastlayabiliyoruz. Sosyal medyadan öğrendiğime göre sevgili Seren Serengil'e 100 bin liralık bir dava açılmış. Bu da yine bir şiddet içeriyor. Cengiz İnler'de ölmüştü zaten. Kameralar önünde tokat atmıştı. Yani Bağın Alkan kameralar önünde şiddet uğradı. Cengiz İmren, Seren Serengil'i kameralar önünde dövdü. Evet. Zaten şiddet bizim hayatımızda hep var ama sanırım biraz Türk halkı ve Türk kadınları olarak kendimizi mağdurlaştırmayı seviyoruz. Mağdur psikolojisi mi? Evet, mağdur psikolojisi. Yani gidip şiddet gördüğünüz zaman eşinizden dışarıda, biliyorsunuz bir sürü olay oldu. Adana'da olmuştu. Mini etek giydiği için bir İzmir'den belediye İzmir'de, otobüsünde. İstanbul'da da oldu. Evet, İzmir'de. Yani şiddet gördüğünüz zaman en yakın karakola gidip dilekçe verdiğinizde her şey çözülüyor. İnanın. Korkmayın ya, yani. Aslında İnanın. Olay ne biliyor musunuz? Kadınlar şiddete maruz kalıyorlar. Şiddete maruz kaldıktan gidiyorlar aslında. Raporlarını alıyorlar. O anlık öfkeyle, kızgınlıkla sonra gidiyorlar. Sonra da vazgeçiyorlar. Bu sefer de şiddete maruz kalmanızın devamlılığını sağlıyor oluyorsunuz. Karşıdakini güçlendiriyorsunuz. Bence hiçbir aşk şiddet içermez. Hiçbir sevgi şiddet içermez. Bir insan, yani ben sevdiğime kıyamam. Eğer ona zarar veriyorsam o sevgi değildir. Bence başka bir şeydir. Aynen. O bir hastalık.
duyarlılıktır aynen, diye düşünüyorum. Biz de duyarlı insanlar. Egoların ya da ruhundaki bazı problemlerin o şekilde yansımasıdır tabii ki. Toplum olarak tamamen şiddete karşı olmamız gerekiyor. Çünkü seks sanatçılarla veya belli bir bireylerle değil. Ama toplum bizim ülkemizde her zaman bir öncüye ihtiyacımız var. Aynen. Bu iş belli bir noktaya gelebilmesi için telefonumuz var canım. Sen bir alo desene. Alo. Alo, iyi yayınlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Hardi Gazete Kamil Güler. Anlamadım. Hardi Gazete Kamil Güler. Hoş geldiniz Kamil Bey yayınımıza. Hoş geldiniz Kamil Bey. Nasılsınız? İyi yayınlar diliyorum, seviyorum. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Nasılsınız, iyi misiniz? Görüşemedik ama. Teşekkür ederim. Sizleri sormalı. İyiyiz, biz de gördüğünüz gibiyiz. Ya bomba bir yayına başladık bugün. Bu arada çok sevdiğim bir dostum var. Türkiye'nin en iyi modacılarından bir tanesi Erkan. Teşekkür ederim. Baktım size konuk. Ben hem size bir... Yokluyum dediniz. Bir tane bir kuş koyayım dedim. Hem senin programınızın gerçekten kaliteli olduğunu söyleyeyim. Çok teşekkür ederiz. Ben senin televizyon şirketiyle hakikaten çok mükemmel programlarınız var. Yani belli bir kaliteli bir çizgi oturtmuşsunuz. Çok teşekkürler. Erkan kardeşim dostum da benim çok sevdiğimdir. Çok teşekkür ederim. En sevdiğim modacılardan. Kamil Bey. Yarın çekimimiz var yanılmıyorsam. Evet Kamil Bey. Ya ne kadar bencil bir adam. Davet bile etmiyor. Aramıyor da sormuyor. Daha yeni bir araya geldik sevgi. Niye ne oluyor? Kamil Bey beni zor durumda bıraktınız. Bundan kurtar beni. Sevgi Hanım'a böyle çiçek gibi göründüğüne bakmayın. Maşallah bir panterdir kamera arkasında. Ben sadece profesyonel gözle bakıyorum. Evet, güzelli görenler mutlaka güzel bakan ve anlayan insanlardır. Ya, çok teşekkür ediyoruz. İltifat mı ettin çözüm? Yok, hakikaten efendim seni çok seviyorum. O ayrı bir şey ama böyle petek gibi görünüyorsun eminim. Öylesin de zaten de maşallah da var ayrıca. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Geçme istersen. Yayından sonra görüşeceğiz. Sıkıntı yok. Çok teşekkür ediyoruz. Seni davet edeyim. Canım. Evet. Erkan'ın söylemesine geliyor. Ben söylüyorum. Tamam. Çok doğru. Yarın 3'te biz kısmet olursa bir başlayacağız. Birkaç saat sürecek. Ama kahve içeriz. Sizi de Taksim'de birkaz mi olacaksınız? Evet, Taksim'de. Ha, yakınım. Gelirim. Evet. İşim olmazsa gelirim. İsmini vermeyeceğim. Şimdi reklama girmesin. Bir otelde yakıp yapacağız. Çok yakınımda olan bir güzel bir otel. Sevgili Kamil Bey'in de bana Kamil çok güzel destekler ben oluyor. Kamil Bey sizinle tanışmak için geleceğim. Onun moda çekimleri benim çok alakadar olduğum durumlar bak, değil. Bak hem niye çağırmıyorsun diyor. Kamil Bey siz de olmaksınız ya. Bu da olmak. Evet yani bu nedir oğlaklardan çektiğimiz? Senin vasfanlar Zeygan'la karşı karşıya geleceğim. Bakın diyor ki. Senin vasfanlar benle danışacak. Tamam. Ama tabii bunlar bir dostluktur. Evet. İstifatlar, espriler. Tabii ki. Ayrı bir şey ama şöyle söyleyebilirim. Ya, bu sene Erkan'ın senesi olacak diyebilirim. Çok teşekkür ederim. Gördüm. Sağ olun. Bir de dünya iki bir insan. Yani tanıtsanız gerçekten hani kişinin ve karakterinin hala olursunuz. O zaman yarın hep beraber görüşmek dileğiyle diyorum. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Estağfurullah. Renk kattınız efendim. Ne demek? Tüm konuklara sevgiler, saygılar. Teşekkür ederim. Bizden saygılar efendim. Elimde de. Çok sağ olun. Elimde de tesadüfen oğlak fincanı varmış diyor ki. Bende de ikizler var. Hepsi oğlak. Ay sendeki oğlak değil ki. Bendeki ikizler. Hesapçı. Terazi bende. Sen de terazi onun. Tutumlu, güçlü, dürüst. Falan diye gidiyor. İki İlkesi de biliyormuş zaten oğlakların. Her bu kahveyi getiren arkada yani. Çekiş ki biraz şeker koysaymış. Gerçi sen varsın yanımda sorun yok. Gideceğiz ya beraber. Şu an garantiliyor canı kendisini. Şu an. Bu arada sevgili seyirciler çok teşekkür edeceğim kendisine sizlerin huzurunuzda. Sevgi Şükran Hanım bana çok güzel, çok manevi anlamı olan, dua içeren, nazardan koruyan, kötü bakışlardan koruyan bir harika bir özel bir bileklik hediye etti. Bununla ilgili daha ayrıntılı açıklamaları da zamanımız olursa program içerisinde sizlere aktaracağım. Sevgi Hanım aşk olsun ederim. Hani bizlere Harun Bey'li biz yok herhalde.
Bilmiyorum. Yok. Şey, bu arada ciddi bir PR çalışması var. Barış Ardunç ve neydi kızın adı? Yazıyordu. Elçin Sango. Elçin Sango hakkında bence bu gazeteye ciddi para ödemişler. Bütün gazete bunların haberini yapmış. Bütün kapağından tutun. Tabii yeni bir film çektiler. Bence aralarında bir şey var. Olmaması imkansız. Hala inkar ediyorlar. Var mı bir durum? Benim de bu konuyla ilgili şöyle nacizane bir fikrim var. Şimdi sevgili Barış Bey, yakışıklı oyuncu, başarılı. Esas özel hayatında Gülse Hanım'la birliktelikleri var. Ah Gülse'cim, ah bak. Sanırım yapımcılar, yönetmenler diyeyim ya da işte sanat yönetmenleri daha çok o hanımefendiyle bir araya getirme, yakıştırma gibi bir söz konusu. Ama Elçin'in hayatında birisi var. Ben inanmıyorum. Var tabii, onun da var. Elçin. Ne zaman ayrıldı? Elçin ayrıldı. Barış'la aralarında bir şey yoksa ben bu işleri bırakacağım. Tabii. Sizi de stüdyoya kiralayacağım. Açlıktan ölün hepiniz dermişim. Bunların arasında kesinlikle bir şey var. Olmaması imkansız. Zaten ya Hülya sen ne dedikoducusun ya? Hayır, Hülya Avşar da geçtiğimiz günlerde zaten açıklama yapmıştı. Neyle öpüşme ilgili? Sahneleri olduğu zaman karşımdaki Johnny beğeniyorsam bir gece uyku tutmazdı. Zaten ama bütün Hülya Avşar'la Elçin Sango'yu aynı düşünme. Onlar aynı dizide zaten rol almışlardı. Bakın, biliyorsun. Bütün aşklar bir dizi setinde başladı ve bir pardon, dizi setinde. Pardon, ben orasını anlayamadım. Başka Hülya Hanım'la ilgisi bütün var konunun. Hayır, Hülya Avşar açıklama yapmıştı. Biz oyunculuk yaptığımız dönemlerde Hülya Avşar dedi ki ben oyunculuk yaptığım dönemlerde karşımdaki Jön'ü beğeniyorsam evet. Öpüşme sahne. Jön arayışındaydı bir de. Hayır. Jön arayışını geç. Yani Türkiye'nin en ünlü adamlarıyla beraber oldu. Şimdi hani Hülya Avşar'a girersek çıkamayız. Hülya Hanım. Karşımdaki Jön'ü beğenirsem ve öpüşme sahnesi varsa bir gece uyku tutmazdı dedi. Hep önümüzde örnek. Bir sürü işte dizilerde başlayan aşklar var. İşte Belgesel Korel, Halit Ergenç dizide başladı, evlendi. Ama öncesinde bunun onun Tansel Türk'le bir ilişkisi vardı tabii, şimdi. Tabii. Ama neden bitti? O yüzden bitti. Bence Gupse'cim eğer hala Barış'la berabersen hemen bence mesaj at, bitti yaz. Bu kadar samimiyet, bu kadar PR, bu kadar öpüşme sahnesi hissiz olamaz. Ve inanılmaz iki başarılı proje. Mutluluk zamanında bu arada sinemalarda gideceğiz, izleyeceğiz. Ben Harun Bey'e katılıyorum. Doğru söylüyorum. Vermiş olduğu bütün resimler ve pozlardaki samimiyet tamamen aralarında bir ilişki olduğunu gösteriyor. Ya şimdi biz kamera arkası, da var Sevgi biz kamera şimdi biz bir açılışa gittik insanları. Bu kızla. Ben bu kızı tanımam. Diziyi de izlemedim. Bir anda bu diziyle patladı. Bir catering şirketinin yine bir oyuncu arkadaşımız açtığı bir yerde. Hatta bembeyaz giyinip gelmişti. Fotoğraflar da var. Bence aralarında bir şey var. Sürekli biriyle böyle mesajlaşıyordu. Bence Barış'la mesajlaşıyordu. Ya senin işin gücün yok mu da telefonla kimle böyleyimdir ya. Ama bu biraz fesat daha girmiyor mu? Ama fesatlık değil. Ama şimdi şöyle bir şey de var. Bir kampanyasa bu, bir promosyonsa zaten yapılmış. Genel anlamda bütün yapılan şey tam yapılmış da ille yani o bayanla o erkek bir araya olacak ya da herkes yakıştırıyor diye böyle bir şey söz konusu değil. Bazen bakın, gerçekten bir şey promosyon ateş olmayan için yerden duman çıkmaz. Duman çıkmaz. O da doğru. Ateş olmayan yerden. Hayır, çocuklar olursa ben inanırım. Kimlerin nelerini gördük, kimlerin nelerine şahit olduk. Mutlaka, mutlaka. Ve ben Harun Bey'e katılıyorum. Yakın bir zamanda zaten bu bomba gibi patlayacak. Bu aralardaki evet. ilişki. Ama bu geçen çok yakın bir aynı şekilde gündeme geldi. Ama ben kapattılar. Sizinle... Çünkü Gupse ile bir ayrılık yaşadı o dönem bu haberler çıktığı zaman. Gupse ile ayrılık yaşamasının sebebi Elçin Sango değil. Yine sette, bir kadın ama. Sette bir kadınla beraberliğinin olmasıyla ilgiliydi. Ayrıca benim bildiğim kadar duyumuma göre de Gupse Hanım evlenmeye yanaşmıyor. Ben anlamıyorum. İnsanlar sadece neden işini yapmıyor yani. Oyuncuysan git işini yap. Çok karamsar düşünmemek lazım. İkisi ama oyuncuysa işini yaptığında bu ülkede biliyorsun işini yapan değil. İşini birazcık savsaklayıp ortaya birazcık gündem yaratan insanlar vallahi para bu, kazanıyorlar. Bu filmin maalesef. Arkasında bu filmi kim yaptı bilmiyorum. Yazıyordur muhtemelen burada ama çok ciddi para harcamış bir ara. Umarım film de PR kadar güzeldir. Ya insanlar bir ilk etapta ikisini partner olarak sevdikleri için bir kere izlemeye gideceklerdir. Ha ben gider miyim? Tabii. Ben gitmem. Ben de gitmem. Benim ben gidip seyretmem ama mutluluk zamanı Beykoz Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuran Sevil'de Seren Serengen'in üvey ablası UK'nin eşiyle evlilik dışı ilişki yaşadığını ve şarkıcının kendisini darp ettiğini iddia etti. Seren Serengil mi? Öyle yazıyor. Sağcı tabi. 100 bin liralıkta bir tazminat davası açılmış. Bu konuya döneceğiz ama hoş geldiniz yayınımıza. Alo. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Kiminle görüşüyoruz? Ben bu sesi tanıyorum. Adana'dan, Çukurova'dan bu ses. Ben Adana'dan
Gülgün Eken, Erkan Eken'in ablası. Tabii. Ama ben tanıdım seni Gülgün abla. Hoş geldiniz. Hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Sağ olun. Çok güzel görünüyorsunuz. Çok. Teşekkür ederiz. Abla nasılsın? Abla demiyorum sana. Hep Gülgün tabii derim. Çünkü yaşımız çok yakın. Nasıl beğeniyorsun diye biliyorum zaten de. Şahane. Çok teşekkür ederim bağlandığın için ayrıca. Ayrıca Sevgi Hanım da çok şık görünüyor. Çok güzel. Evet. Çok teşekkür ederim. Gerçekten sağ olun. Öyle. Harun Bey'in kıyafeti de öyle. Canım tabii benim. Kardeşim canım çok benim. Güzel tasarımlar olduğu için. Teşekkür hep ederim. Zaten işler kardeşin de bitiyor değil mi? Bu arada benim üzerimdeki... Mankenlik yapmıyor, taşıyamıyorsun. Aa, çok güzel. Yok yok, ya. Ana çok güzel yapmış. Yok, gerçekten. Gülgün ablacığım, kocaman Melike'yi, seni, Adana'yı, Tülin'i, herkes öpüyorum. Adana'ya özellikle tüm ailem ve dostlar olmak üzere. Çok herkese çok sevgiler. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür çok ederiz. Yolun açık olsun. Teşekkürler. Teşekkürler, sağ olun. İyi günler. Çok teşekkürler. Hoşça kal, bay bay. Bu arada Harun'a ben hesap soramadım daha. Bir hesap soracak zamanım olamadı. Siz hesap sorana kadar ama onun hesap işlemleri yapıyor herhalde. Harun Bey. Şey, sürekli hesap. Şey, banka bonolar, faizler falan onları yiyeceğim de. Bu arada Sacit Aslan, sevgili Sacit Aslan çok güzel bir açıklama yaptı. İçimin yağları eridi. Seren dedi ya tatlı vagonlarda yaptıklarını bana anlattırma bence sus artık dedi. Aman tanrım. Böyle bir açıklamada bulundu Sacit Aslan. Mutlaka bildiği bir şey vardır. İşte zaten tek tek patlıyor. Sevgili Cengiz Emercioğlu da zaten canlı yayında sen hiçbir evli erkekle beraber olmadın mı dedi. Bir şey söyleyeceğim. O iki partnerin arasında bir problem mi var? Yani bence de, ayrılsın onlar ya. Ya bir de şöyle bir şey var. Seren bak, kim ne ekerse onu biçer. Belki Gülben yaptığında doğru değil, belki yaptığında haklı değil. Bunu savunacak değiliz. Tabii ama değiliz. Bir insanın üzerine de geçmişte olmuş bitmiş, kısmettir, ötesi yok. Tabii, halen tabii. Uzatmaya ne gerek var? Ya bak işte ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak olay. Yeşim salkım karakter olarak düzgün bir insan olabilir ama bu olayların hepsini kendi lehine çevirdi. Evet. Şimdi şöyle bir şey sahne de var. Sahne alıyor. Gidip evinde sevgicim otursaydı ben o samimiyete inanırdım. Ya bir şey söyleyeceğim. Bence şey için de aynı şey. Seren için de aynı şey geçerli. Ya çünkü her yerde haberleri çıktı hepsinin. Maalesef hep kimse sütten çıkmış ak kaşık değil. Kesinlikle ama değil. Yapıp da kendi geçmişini unutup da lanse edip pişirip hayır, tekrar hayır. Gündeme olay, getirmek de yanlış tabii. Dönüştü. Yani bakın karalama kampanyasına dönüştü. Şimdi evet. Oturmuş kim iki tane Gülben Ergen'i karalıyorlar. Herkes yaşadığından sorumludur. Gülben Ergen'i karalıyorlar. Allah karşısında zaten hesabını verecek bunun. Ama olay ne? Karalama kampanyasına döndüğü zaman... Ya bak şöyle Harun bir şey var. Benim seninle bir sorunum varsa... Ve de sanki kendilerinde hiçbir şey yokmuş gibi. Bak, sanki onların hayatlarında bakın. Veya normal yaşantılarında... Ya bak ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben bu sanat camiasının 200 olduğunu düşünüyorum. Ya bir ekranda gördüğünüz sanat camiası bir de arkasında görünmeyen ama tabii, bizim tabii, içinde tabii, olduğumuz tabii. için çok net görebildiğimiz şeyler var. İnsanları yargılamak dünyanın en kolay işi. Ama insan bir yargılarken önce aynada kendisine bakacak. Tabii. Kim vallahi olursa olsun. PR yapmışlar bunu. Kim evet. olursa olsun. Kaldırıyorum dayanamayacağım daha fazla bunları görmekten sıkıldım. Ama zaten onu PR amaçlı yapmışlar. Şurada hemen ben normal haberlere dönmek istiyorum. Sacit abi de o kadar güzel bir açıklama yaptı ki içimin yağları eridi. Yani Gülben Ergen konusu hala bizim gündemimizi kurcalıyor ama artık konuşacak bir şey yok bence. Yok Erhan, herkes Erhan Çelik kendine bir paye çıkardı. Ondan sonra ayrıldı. Şimdi şimdi bak Erhan Çelik herkes, için bir hepsi şey... Hepsi de bir tikti Gülben'e dua etsinler. Hepsi Gülben sayısı yok, gündem oldu. Yok şöyle bir şey söyleyeyim sana. Erhan Çelik için bir şey söyleyemem. Çünkü evlilik boyutunda yaşanmışlıkları var. Orada bir ihanet iddiası var. Hani bir erkek için kolay bir şey değil. Tabii. Hani biz kadınlar ihanete uğradığımızda farklı nedenlerden dolayı devam etme kararı veriyoruz. O konuda cesur davranamıyoruz. Kesinlikle. Ama erkekler biraz daha bunu gurur ve ego yapıyor. Şimdi o konuya giremem ama saldırıya geçen kadınlar boyutunda işte Seren Serengil kendini iyi PR yaptı. Geçen yıl biliyorsun Deniz Akkaya ile birlikteydi ki o dönem Deniz Akkaya... Hepsinin ayağını kaydırdı. Hepsinin. Yani Deniz Akkaya aslında Mesut o zaman... Yardı en başta program. Biliyorsun Mesut evet, Yardı. Evet. Deniz yani Seren Serengil'in kaprislerinden insanlar ne yazık ki mesela o zamanlar Deniz
Gündemdeydi. Aklına. Gündemdeydi ve o gündemde olduğu için 3 isim bir araya geldi. Mesut Yer de ortalarda yoktu. Seren Serengil'i zaten kimse hatırlamıyordu. İşte ortalarda yoktu. 3 kişinin böyle enerjisinden, hayranlarından yani güç birleştirip bir şey yapmaya kalktılar. Ama Seren Serengil eline aldı her şeyi. Önce Mesut Yer'in ayağını kaydırdı. Daha sonra Deniz Akkaya'nın ayağını kaydırdı. Aynen, evet, en son hiç kimse de Seren'in yanına bence oturmak istemediği için Cengiz Semercioğlu. Zaten yani. Cengiz Semercioğlu da biliyorsunuz programın yapımcısı. Ben geçen sene çıktım Deniz Akkaya varken. Zaten inanılmaz hani bizim bir sıcaklığımız var ya şu an stüdyo. O yok. Yok ben yani gerim yapamam. Ben çıktığıma çok pişman oldum geçen sene. Büyük ihtimalle Seren Serengil'in sivri çıkışlarında ve reytingin artı avantajı olması ki o çok uzun vadeli gitmez. Bir sene ben daha gider. Bir sene de. Çünkü Seren Serengil konuşurken bile, ya ben size bir şey söyleyeyim. Deniz Akkaya o programa daha çok yakışıyordu. Benim fikrim bu. Sevgi Hanım'a ben de katılıyorum. Ama şimdi kalite ve karakter olarak tabii ki Deniz Akkaya. Güzellik olarak da doğal güzel. Hiçbir estetik yok kadında. Burun estetiği var. Ya burun onlara. Ya estetik sürüyorlar. Olsa ne olacak ya? Son dönemde hatta Hande Ateyze'nin bir şeyi var. 9 taksitle estetik yapılıyor diyor. Sürekli Hande Ateyze Nişantaşı'nda görüntülenmiş. Evet. Ajda Pekkan'ın fit fotoğraflarının basına yansıması ile ilgili konuşmuş. Estetiği tercih etmeyen kalmadı. Güzel olmaya yarayan faydalı bir bakım. Hatta kredi kartına 9 taksit bile yapılıyor şeklinde konuşmuş. Parası mı yokmuş? Yani basında da bu kadar yüzüyle uğraşması, bu kadar estetik ya da aşırı derecede işte botoksu şu bu derken medyada şöyle yer alıyor. Sizce doğru mu? Çünkü aşırı derecede bir Hande Hanım'ın bu konuyla ilgili şeyi varmış. Tutkusu mu oluşmuş son günlerde bilemiyorum. Ama şimdi şöyle bir şey var. İnsanların kendi bedenleriyle ilgili kendi güzellikleri ve görsel bir iş yaptıkları için yani onu estetik yapıyor diye yargılamak da bize düşmez tabii diye ki. Düşünüyorum. Ben de aynı ama 76 yaşında, 77 yaşında Ajda Pekkan'ın spor yaptığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Artı bu konuyla ilgili keşke cilde ve yüzden ziyade keşke botoks ruhlara ve karakterlere olabilseydi. Keşke onlar düzeltilebilseydi. Yıl sönüme denk geldi bir anda. Kulaklarını mı çınlattık? Ne yaptık? Yani ruhu gerebilecek bir botoks olduğunu zannetmiyorum. İşte yok ben. Keşke diyorum yani. Ben aklımda kalan haftayı çok okudum. Konulara biraz hani böyle değin testinde fikirlerinizi almak istiyorum. İrem Derici ne yapmıştı? Restoran çıkışında mı gazetecilere saldırdı? Ciddi alkol problemi olduğu söyleniyor İrem Derici'nin. O belki İrem çok kilo verdiği için sinirleri de zayıflamış olabilir. Hayır, alkol problemi var. Bu net. Ben sarhoşta gördüm. Ha. Ciddi alkol problemi var. Biliyorsun son dönem bir şarkısı çıktı. Her geziyorum. Evet, bazı aşklar yarım kalmalı diye bunu acaba... Bu arada Rıza ile barışıyormuş. Asıl bomba bu eski kocası. Ah sen ne var ya sen. Ya ben şunu anlamıyorum. Ya bitmiş bir şey. Bir de bir kişi daha barışıyor. Hatta neydi? Diziye başladı. Peki kocasından ben şurada şöyle bir soru sormak için, istiyorum. Kocasından şiddet gördüğü için 500 bin TL'lik boşanma dava şey tazminat açan oyuncu. İsmi gelmiyor aklıma, onu söyleyeceğim. Bence baktılar bekarken hiçbir şey yapamıyorlar. İşin boyutunu evliliğe mi taşımaya çalışıyorlar anlamadım ben. Bu camiada sizce öyle midir? Bir şey sormak istiyorum hepimize. Birazcık bunu konuşalım. Acaba medyatik olan insanlar ya da medyatik olmak için basını, medyayı da kullanıyorlar mı? Çünkü işlerine gelmeyince neden işte biz şurada bade yakalandık işi falan gibi sözler oluyor. Ama canları isteyince de herhangi bir şey yapıldığında basın çağrılıyor. Bir şey söyleyeceğim size. Şimdi ben yakalanmak istediğim zaman basına Nişantaşı'da takılıyorum. Yakalanmak istemediğim mesela zaman Beylikdüzü'de takılıyorum. Zaten onlar basının nerelerde gezdiğini biliyorlar. Çok iyi biliyorlar. Ama çok siz böyle bir şey yapıyor musunuz? Böyle? Ben medyatik adına mı diyorsun Erkan'cığım? Hiç denediniz mi böyle bir şey? Yok, hiç denemedim. Tamam, denemediysen hiç, sen ben normal bak. Rutin yaşıyorum. Tamam, süper. Ve Harun Bey'in dediği gibi eğer ki gözükeceksem, eğer böyle bir gündem belli olacaksa belli yerlere gidiliyor. Nişantaşı. Söyle, evet. Bakın ben bu işi mutfağından benim hocam Sibel Gökçe ve Harika Avcı. Bunun evet, üzerine yok. Harika ile böyle yapıyorduk. Hadi yakalanalım bugün. Hadi Nişantaşı'na gidiyoruz. 30 tane kamera gelip bizi çekiyordu. Aynen. Yakalanmak istemiyor muyuz? Ama Harika Avcı ayrı bir şey hayır zaten. Ama hayır ya, basının olmadığı yerlerde takılıyorduk yakalanmak istemediğimizde evet, de. Evet. Bunu da oyuncular, şarkıcılar, medyatik olan insanların hepsi biliyorlar. Ben bir örnek vereyim. Mesela ben Zekeriya Köy'de sahne aldım dönemlerde. İsim veremeyeceğim. Çok ünlü yapımcı, çok ünlü oyuncular. Yok, veremiyorum şimdi. Şey, belki sıkıntı olabilir. İnanın dediğim gibi, ama orada bir tane basın yok. Ama bütün ünlüler hemen hemen orada.
İşte, onu söyleyebilirim. Yani ama bu maalesef sevgili Harun'un da dediği gibi o restoran, o mekan, o kafe ya da o mekan neyse zaten birçok ünlünün ya da bulunduğu, işte bu Cihangir'de de vardır, Nişantaşı'nda da vardır, bilinip de sonra eskaza bir yerde yakalandığı zaman, hani hiç olmadık bir yerde, o bilinen yerde değil de bu sefer de basına çok büyük bir tepki. Yapmayın, sizleri zaten basının sayesinde, medyanın sayesinde varsınız ve halka ulaşıyorsunuz. Onların da bu işi bu. Ya, dolayısıyla Erkan, işlerine geldiği zaman bunu söylemeleri hoş değil. Erkancığım, ilk zamanlarda onlara gözükmek için hatta yalvarıp aranlar, biz buradayız, gelin bizi çekin diye. Var. Ama belli bir popülerliği yakaladıktan sonra lütfen hani çekmeyin. Bu, evet. Ya, ben de bunu anlamıştım. O kamera önündeki oyundur. Şimdi ben magazinin nereye takıldığını bilip oraya gidiyorsam orada zaten birçok şeyi göze alarak gidiyorsunuz. Aynen öyle. Bir de insanların tabii çok artık... özel haberlerde basın bazı sanatçıların peşine düşüyor ama çok özel bir haber olması lazım. Eskiden haberler parayla satılıyordu biliyorsunuz. Tabii canım. Ama öyle bir şey yok artık. Vallahi yok, parayla satılıp satılmadığını bilemeyiz ama yani insanlar, basın mı insanları o anlamda ünlüleri yönlendiriyor, yoksa ünlüler de mi hem keyfine geldikçe, işine geldikçe frikik veriyorlar bir anlamda hani hayatlarıyla ilgili? Ben çok tamamen halk oldu bu yeni teknolojiyle beraber. Artık herkesin elinde birer tane cep telefonu, kamera, biliyorsunuz. Bunu tüm samimiyetle söylüyorum. Mesela çekiyorlar, orada hiçbir basın yok ama diyelim bir ünlü geldi, onu orada gizlice çekiyor ve bunu WhatsApp yoluyla bütün kanallara, hani ister gönderiyor, ister çok önemli bir haberse, ve bunu satabiliyorlar. Bir de artık WhatsApp hatları var. Mesela bir restoranda otururken atıyorum Bülent Ersoy geldi, hemen işte istediğin magazine ya da işte haber bültenine tak 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 yazıyorsun, hemen kameralar. Az önce geliyor. Harun Bey dediğim gibi işte hemen gönderiyor. Mesela sevgili Hadise son günlerde bir yeni klip hazırladı ve model manken oyuncu klipteki Amerika'dan gelen bir transfer bir beyefendi. Bunu kendisi gizlice görüşüyorsa kimse bilemez. Yani hani gizlice bir duygu ya da bir iletişim varsa aralarında bu bilinemez. Ama iki gün tatile gittiğini, Amerika'da onunla baş başa kaldığını gibi medyaya yansıdıysa ateş olmayan yerden duman da çıkmaz misali. Ama bu da şarkının PR çalışmasıdır zaten. Bu da öyledir ama olmayacak bir şey de yok yani. Sonuçta birisi bayan, birisi erkek, ne fark eder. Ama bunu bu denli iki gün orada tatil yapıp ya da baş başa zaman geçirdiğini... Tamam, şarkıyı patlatacaklar. İşte şampiyon patlamadı. Bu da olabiliyor. Bu da olabiliyor. Şampiyon patlamadı. Ben biliyorum. Kendisi arayıp radyoculardan... Ya da hedef şaşırtmak. Ne olur bırakın dedi ya 5-6 kere. Ya da... Şu an ben bir hem sahne aldım, artısı bir de kulüp işlettiğim halde şu an bizim kulüplerde maalesef Hadise'nin, Harun Bey'in dediği şampiyon gibi o şampiyon tutmadı. Şarkısı hem tutmadı ve de biraz ciklet, böyle bir çocuk şarkısı gibi geldi bana, bilmiyorum yani. Mantıksız böyle, bir saçma sapan bir şey. Hangi şarkısı yani, çok anlamlıydı? Diğerleri iyi kötü dinleniyorsa bu ya, tamamen bir fiyasko. Hadise en büyük hatayı Türkiye'ye yerleşerek yaptı. Çünkü Hadise Türkiye'ye yerleşmeseydi bir dünya starı olabilirdi. Türkçe şarkı okumasın zaten. Hiç de düşünmüyorum, aynı fikirde değilim. Aynen. Kesinlikle aynı fikirde değilim. Tam tersi, Türkiye'de olduğu için şu anda bir ünlü birisi durumuna geldi. Hayır, hani yaba, Allah aşkına yapma. Almanya'da şimdi, ses yarışmasında birinci oldu. Peki yani. Neden oradan ithal mi geldi? Almanya'da çok ünlü de Türkiye'ye mi ithal edildi? Bu ne alakası değil var? Değil mi? Hollanda değil mi? Böyle biliyorum. Anladı, bizim ülkemizin insanları... Yok, Hollanda mıydı? Hayır. Hollanda. Bizim ülkemiz maalesef... Arkadaşım bir saniye... bizim ülkemizde yani işte yeni bir isim, yeni bir atraksiyon. Geçen hafta da, geçenlerde de konuştuk. Hiçbir yaptığı sanatsal ya da aktivite olarak bir özelliği olmadığı halde dolayısıyla beni dürtüyor ya. Sinirlerim bozuldu bir an. Telefon mu var? Hayır, telefon var da ben dalmışım. Erkan'ı dinliyorum. Biraz. Sen niye telefon demiyorsun böyle? Görmüyorum. Gözüme nasıl sokacağım? Ben de dürtmek zorunda kaldım. İşaretler falan nedir öyle? Ne bu şimdi? Ay ben anlamadım. Alttan böyle yapıyor. Sen gör, ben göremiyorum. Ben nasıl göreyim onu anlattım. Ben ne güzel o zaman alo. Efendim. Aa, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar. Bu ses de mi? Mersin tarafın bu seste. Evet, Mersin'den geliyor. Gönül Peksen, hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Hepinizi kocaman öpüyorum ben. Süper görünüyorsunuz. Teşekkür ederiz.
Bugün çok özel bir gün. Gerçekten ben bugün çok ağladım, biliyor musunuz? Kıyamam. Niye? Gerçekten çok ağladım. İlk defa ben bugün o sirene kalktım çocukluğumdan beri ama çok ağladım. Çok. Çok duygulandım. Nasılsınız? İyiyiz canım. Çok teşekkürler. Senin sesin duyduk, daha iyi olduk. Teşekkür ediyorum. Var mı atamızın sevdiği şarkılardan repertuarında? Bir kısa bir dörtlük alabilmemiz mümkün tamam. mü? Canım benim. Bir şey söyleyeyim mi? O kadar güzel okudun ki ve o kadar duygulandım ve içime işledi ki anlatamam. Ağzına yüreğine sağlık. Güzel kalp. Kocaman öpüyorum. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Süper gidiyorsunuz. Canım benim. Çok güzelsiniz. Süper görünüyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Öpüyoruz kocaman. Mersin'e sevgiler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. En kısa zamanda İstanbul'dayım zaten. Bekliyoruz. Sevgiler. Ablanı da öpüyorum kokulu kokulu. Vallahi ablam da seni çok seviyor. Kocaman öpüyor seni. Ben de kocaman. Öpüyorum. Ben de kocaman öpüyorum. Çok öpüyorum, teşekkürler vallahi. Bay bay. Çok teşekkür ederiz. Vallahi çok şarkı beni etkiledi. Gerçekten de çok konuşuldu. Atamızın en sevdiği şarkılardan bir tanesi. Evet, Kırmızı Gün Aleyhisselam. Ne diyorduk? Hadisede kalmıştık. Hadiseyle ilgili. Hadiseyi kapladığı evet. zaman dünyayı sallamıştı. Bunu bir kere bir belirtelim. Bir yarışmaya katılmıştı. Bir o yarışmada Hanım, birinci ya. Evet, olmuştu. Aynen öyle. O dönem, şarkıda. Ben sana bir şey söyleyeyim. Ünlü olarak mı geldi şimdi, Almanya'dan? Yapmayın çocuklar. Ünlü olarak geldi. Yok yok. Harun Bey ben eğer ki izin verirseniz. Ünlü olarak geldi. Aşk o. Hayır yapmayın. Yok Erkan Bey'e buradan katılıyorum. Yok Harun Bey tamamen hatta Beyaz'ın programına birisi aracı olmuştu. Hiç tabii, unutmuyorum senetimde. Polat Yağcı aldı. Yok şöyle şunu dile getirdi. Şu an hiçbir popülerliğim yok ama inşallah Beyaz'ın sayesinde bu programda Türkiye'de kalıcı olmak istiyorum dedi. Hani tamam belli birinciliği var yurt dışında. Tabii yurt dışından tabii. Yani ama ünlü olarak gelmedi. İnanın ilk zamanlar geldi Türkiye'de bir popülerliği yoktu. Yok, ondan sonra bir çıkış oldu. Ya zaten Türkiye'yi terk ederse çok var. Maalesef. Bir de yarışmaya katıldı. İlk beşe girdi. Öyle de devam etti süreç. Bir şanstı. Evet. Ama biz de bir şarkı arası verelim mi? Verelim sonra evet. gidiyoruz. Hadi herhalde. Bakalım. Bir reklam var mı? Hayır. Kovdular bizi kanalda. Öyle mi? Ne diyor halime ben? Ben değilim bugünlerde. Dediğim nalelerin haddi hesabı yok. Kişinin dibindeyim. Çok mutsuzum. Çok. Kendiliğinden gelsen ne olur aramıyorum. Yiğitlikten sabır da mübarek paslanmaz çelikten. Dün gece birkaç film seyrettim, canım çıktı ağlamaksa. O türkan yok mu ah, o türkan yine öptürmedi dudaksa. Dün gece birkaç film seyrettim, canım çıktı ağlamaksan. O türkan yok mu ah, o türkan yine öptürmedi
dudaktan. Gelen geçen ne diyor halime ben, ben değilim bugünlerde. Yedi nanelerin adli hesabı yok, şişenin dibindeyim. Çok mutsuzum, çok, çok, çok. Kendiliğinden gelsen ne olur, aramıyorum. Sabır da mübarek, baslanmaz çeliksen. Dün gece birkaç film seyrettim, canım çıktı ağlamaktan. O Türkan yok mu ah, o Türkan yine öptürmedi dudaktan. Dün gece birkaç film seyrettim, canım çıktı ağlamaktan. O Türkan yok mu ah, o Türkan yine öptürmedi dudaktan. Başımıza Türkan'dan geldi. Evet, çok büyük bir imajdır Türkiye için. Türkan ve Şükran yakın biriz. Neyse, kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra buradayız. Hiçbir yere ayrılmıyorsunuz. Fotoğraflarınızı ve videolarınızı bekliyoruz. TV 52 WhatsApp hattı 0546 452 0-222. Bugünkü Köşe Bucak programımızı işte bu kültür yoluna ayırdık sevgili izleyicilerimiz. Ben Orta Yılmazlar Muhtarı Seyhan İhtiyar. İtalya'da eğitim görmüş bir Rus mimara çizdirdiği 3 katlı bir yapıymış daha evvelden. Ünye'de baktığımızda Ordu ilimizin en nadide köşelerinden bir tanesi. Ben şu anda kendime inanmıyorum. Ben de gaza getirdim topacı, zaten. Topacı çevirsem yeter. Yar bana bir eğlence. Ya şu köşe bucak yok mu köşe bucak? Vallahi adam gez gez doymadı arkadaş. Her yeri sayesinde tanıdık. İşte görmüş olduğunuz gibi konak içerisindeki piyano. %70'e de ben fındığımı sattım. Benim de fındığım var. Ha burada. Burada. Çalıştığım adamın fındığını satıyorum. Ne diye satıyorum. Bu sevgili izleyiciler? Sen kaçtan sattın fındığı? Ben %3.70'den sattım. €3.70 tezimden sattım. Sattın bu sene. Bu sene sattım. Ama şimdi Türkiye'yi takip edeceğiz. Yani biz ülke olarak dünyanın... Ha siz bizi takip ediyorsunuz. Tabii. Biz de sizi takip ediyoruz. Yok abi. Şimdi burada yanılıyorsunuz. Evet. Bunların gözü... Çok önemli bizim için. Gözü, bu önemli. Kulağı... Ordu'da. Fındığın kilosu 5 euro.
Türkiye'deki don var mı? Fındık üretimi nasıl? Kilosuna hala kadar? Vallahi. Her zaman soruyorlar tabii. İnanmıyorum ona ya. Göre, biz de onları merak ediyoruz yani. Onlar ona göre piyasayı belirliyorlar. Şu neyin nesi? Burada fındık değil mi bu? Şu gördüğümüz. Fındık diyor, hiçbir zaman değer kaybetmez diyor. İster diyor İtalya'dan gelsin, ister Türkiye'den, isterse dünyanın her bir yerinden gelsin diyor. Fındık hiçbir zaman değer kaybetmez. Yılın derbisine hazır mısınız? Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de bu hafta sonu liderlerin savaşı var. Bir yanda tarihinde ilk defa Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Ünye 1957 Spor. Diğer tarafta Bölgesel Amatör Lig kariyerinde en iyi sezon başlangıcını yapan Fatsa BD Spor. İki şampiyonluk adayı dev derbide karşı karşıya geliyor. Grupta şu ana kadar mağlup olmayan iki takımın mücadelesinde kramponlar sahada konuşacak. TV52 bu heyecan dolu karşılaşmayı ekranlara taşıyacak. Ünye 1957 Spor, Fasa Belediye Spor karşılaşması 12 Kasım Pazar günü saat 14'te canlı olarak TV52'de. Futbolun zevkini TV52'de yaşayın. Size Ordu'da bir ilk olacak haberimiz var. Evinizde, iş yerinizde misafiriniz geldi ya da vaktiniz yok. O zaman arayın Bayram Eti, özel hazırlanmış fırın ağzı ve güveç ya da istediğiniz et ürünlerini ayağınıza kadar getirelim. Et çeşitlerini toptan ve perakende, tavuk etinin ve sakatat ürünlerinin her çeşidini bulabileceğiniz Bayram Et'te, kendi kesimhanelerinde hazırlanan et çeşitleri ve şarküteri ürünleriyle Bayram Et, Kuğulu Kent Yolu, Aden Park Düğün Salonu karşısında. Bu arada unutmadan hatırlatalım. Her hafta sonu özel indirimler, özel mangallık ürünlerde Bayram Et'te sizi bekliyor. Bayram Et telefonlarımız 0452 212 3852 0530 132 3852. Evet sevgili seyirciler, şu anda çok önemli bir konuğum var. Klas Arsa Ofisi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Akbayır. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, teşekkür ederim. Muhteşem bir kampanya hazırlamışsınız. Silivri'de, üstelik İstanbul tapulu, muhteşem, şahane parseller. Evet Mehmet Bey, bu parsellerle ilgili bilgileri sizden alalım. Peki efendim. Öncelikle alt bantlardan geçen telefonlardan bir çağrıyla günümüz başlıyor. Klaso Arsa Ofisi'nin farkı, bir telefondan evinden ücretsiz servislerimizden alarak İstanbul Florya'daki metrobüs durağının hemen yanındaki ofisimizden Silivri'deki parsellerimize 20-25 dakikada geçiyoruz. Şimdi biz Klaso Arsa Ofisi olarak 28 senelik bir firmayız. Burada bizim de bir farkımız var. Bahsetmiş olduğumuz yerler İstanbul tapulu yerler. Florya'daki ofisimizle yerlerimizin arası tamamı 20-25 dakikalık bir mesafede olan yerler. Bu bölgede denizi, E5'i, E6'sı, sanayisi, havaalanı, her şeyi olan bir bölge. Yani Tekirdağ ya da Kırklareli gibi bir bölge değil. İstanbul tapulu olan yerlerimiz. Bunların hepsinde vade ve takas imkanlarımız da mevcut. Müşterimizle personelimizin kendi oturdukları bir ortamda, kendi ofislerimizde bununla ilgili farklı bir ortamda, farklı bir kurum, vade farkı, faiz, haciz, ipotek ya da bir banka falan bir şey yok ortada. Kefil de yok. Hiçbir şey yok. Muhteşem. Tapu masrafı dahil yok. Tapu masrafı da dahil. Tapu masrafları, alım satım masrafları da size mi ait? Tamamı bize ait. İnanılmaz. İnanılmaz koşullar. Sevgili seyirciler, şu anda ekranda görünen numarayı aramanız yeterli oluyor. Bulunmuş olduğumuz bölgede bir kere Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'ne, Silivri Değirmenköy Sanayi Bölgesi'ne, hepsinin kısa bir mesafede ortasında kalıyor.
Yani burada E5 ve E6'nın 5'er dakikalık mesafesi anca vardır. Havalimanına derseniz, Çorlu Organize Sanayi Bölgesi'ne deseniz gene aynı şekilde, inanın bu yerlerin hepsini tek tek gezmekle hiçbir şey kaybetmeyiz. Ücretsiz servislerimizden faydalanarak bunların hepsini tek tek gezebiliriz. Ödemeyle alakalı ne yapmaları gerekiyor ve ödemeyi ne zaman yapıyorsunuz, hangi koşullarda? Tapusunu alana kadar 1 lira kapora da dahil yok. Tapusunu alana kadar 1 lira kapora da dahil deseniz yok. Tapusunu aldığında, vadeli aldıysa vadeli şekilde, peşin aldıysa peşin şeklinde tapusunu alıp ikramlarımızdan faydalandıktan sonra her türlü işlemi biter. Hesabımızı da kendi ofisimizde yaparız. Ondan sonra müşterimizi aldığımız yere geri bırakırız. Evet, mükemmel. Evet sevgili seyirciler, sizler de duydunuz. Parselinizi beğendiniz. Beğendikten sonra yapmanız gereken tek şey, anlaşmayı yapıyorsunuz ofislerde. Sonra tapuya gidiyorsunuz ve ödemeyi tapu anında gerçekleştiriyorsunuz, tapu dairesinde. Şehir dışı veya yurt dışından gelen tüm müşterilerimizi, parsellerimizi gezdirdikten sonra almaya karar veren her müşterimizin konaklama ve gelip gidiş yol masraflarının tamamını Klas Arsa Ofisi olarak biz karşılıyoruz. Nuh Derebaşı, Sivas'tan geldim. Nasıl buldunuz burayı? Yer çok güzel, gayet doğal güzelliği, ormanı her şeyiyle beraber, asfalta yakın, güzel bir yer. Peki nasıl geldiniz buraya, reklam filmini izlediniz? Reklam filmini izledim ve ofisi aradım, bana servis numarasını verdiler. Servis de beni aradı, nereden alacağımı söyledi, kağıthaneden aldık ve devam ettik. Doğal güzelliği var, ormanı var, her şeyi var. Bana asfalta yakın, gayet güzel bir yer. Peki izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Tavsiye ederim, bu paralara her yerden böyle bu paralara yer alınmaz. Silivri ofis sorumlusuyum. Tapu işlemlerinde diğer ablama yardımcı oluyorum. Birlikte işlemleri yapıyoruz. Müşterilerimiz için elimizden geleni yapıyoruz. Tapuların daha çabuk hazırlanmasını sağlıyoruz. Onlara söylemek istediğim, siz de gelin bizden İstanbul tapulu bir yer alın. Pişman olmazsınız. Çoluk çocuğunuza bırakacağınız bir yeriniz olsun. Son olarak da Klas Arsa Ofisi toprağın gücü diyorum. Ben Rami Sözbek. Küçükçekmece'de oturuyorum. Klas Emlak'ın televizyonlardan reklamını seyrettim. Çok güzel. Geldik buralara. Çok çok güzel yerlerimiz. Yani yerler olarak. Herkese tavsiye ederim. Sevim Şahin. Sarıgazi'den geliyorum. Reklamınızı izledik, beğendik. Bize cazip geldi. Bir geldik. Servisleriniz bizi aldı. Çok memnun kaldık. Hostes kızlarımızdan, çalışan kızlarımızdan. Buraya kadar çok güzel geldik. Yeriniz güzel, beğendik. Çok yoğun talep alıyoruz. Bu sıra kampanyalarımız devam ediyor. Şu an kampanyalı bulunduğumuz bölgelerin birinin üzerindeyiz. Yerlere çok yoğun talepler var. Yerlerimiz çok güzel, çok uygun. Sadece bir telefon kadar uzağınızdayız. Kısacası topraktan gelen güç biziz. Ev sahibi olmak isteyenlere Güriş Pazarlama ve Şihoğlu Şahin İnşaat'tan müjde. Denize 150 metre, Karadeniz Otoyolu'na 100 metre, ayrıca Ordu-Giresun Havaalanı'na 800 metre uzaklıkta daireler, anahtar teslimi 90 metrekare ve 140 metrekare dairelerimiz satışa başlamıştır. Cennetten bir köşe olan Gülyalı'da ömrünüzü geçirmek isterseniz işte fırsat. Ordu Üniversitesi Turizm Fakültesi ile bitişik daireler, pişman olmayacağınız yatırım, deniz ve doğada ortak yaşam. Reklam yapmıyoruz, geç kalmayın diye uyarıyoruz. Özellikleri görülmeye, güzellikleri yaşamaya değer. Sizi evlendirelim, sevdiklerinizle mutlu olun, mutlu ve sağlıklı yaşayın. Adres Ürünbey Mahallesi, Alişen Caddesi, numara 10 Gülyalı. Şarkiye Mahallesi, Osmanpaşa Caddesi, numara 76 Ordu. Çorba bahane. Leziz mi leziz? Burgu peynir şahane. Peynire zeka kattık. Murat Bey burguyu yaptık. Bırakmak istiyorum da kahveyi sigarası içemiyorum. Bir kere bıraktım, 3 kilo aldım. 20 kilo verdim. Ya benim içtiğim çok hafif. Bu yaşadığımız çok ağır. Abi bir gün bırakırım ya. Daha çok vakit var. Maalesef. Çok geç. Sigarayı bırak.
hayatı bırakma. Bırakabilirsin.org. Kocaeli Gebze fabrikamızda ürettiğimiz prefabrike yapılarımızı Türkiye'nin her yerine 15 günde teslim ediyoruz. Alanında uzman kadromuzla müşterilerimizin istek ve arzularına göre yapı çözümleri sunuyoruz. İster hazır projelerimizden, ister hayalinizdeki projeyi inşa ediyoruz. Faaliyet alanlarımız prefabrik konutlar, Amerikan tarzı çelik evler, fabrika binaları, hangar depo, şantiye binaları ve konteyner üretiyoruz. Karadeniz Sahil Yolu Kavaklar Mevki Ordu Ünye'de 1500 metrekare alana kurduğumuz yapı showroomumuzda Karadeniz bölgesine hitap ediyoruz. 18 bin liradan başlayan fiyatlarla hayallerinizi ertelemeyin. En geniş hizmet ağı ve en ileri teknolojiyi kullanarak beton sektöründe Ordu'da akla gelen ilk isim Penta Beton. İş adamları, müteahhitler, demirden betona işiniz için gerekli tüm inşaat malzemeleri Penta Beton'da. Unutmayın, tüm uygunluk belgelerine sahip, sektöründe lider bir kuruluş haline gelmiş Penta Beton'la çalışırsanız yüksek standartlı, kaliteli hizmet alırsınız. Beton kadar sağlam marka. Penta Beton. Plastik adına aradığınız ne varsa hepsi tek bir çatı altında. Gençler Plastik 25 yıldır değişmeyen kalitesiyle hizmetinizde. Kalite, estetik, dayanıklılık 25 yıldır aynı adreste. Gençler Plastik'te. Gençler Plastik %100 müşteri memnuniyeti ilkesiyle ve ürün çeşitliliğiyle sizleri bekliyor. Hem plastik esaslı ürünler hem de plastik ürünleri destekleyici diğer ürünleri beğeninize sunan Gençler Plastik uygun fiyatlarıyla da vazgeçilmez. Deneyimli personel, üstün teknik bilgi ve güvenilirlik arıyorsanız sizleri Gençler Plastik'e davet ediyoruz. Gençler Plastik, sektörde lider. On Blok 104 Daire. Ordu'nun en şık yaşam projesi. Şehrin kalbi Karşıyaka'da. Çok yakında. Bekleyin.
sabahlara. Çıkamam dedim, çıkamadım. Deliler gibi yanıyorum. Yuvadan çok gidiyorum. Yaşımız neden büyük ama seni adım adım sayıp seviyorum. Heyecandan her gece hayalini unutursam ağlama, unut beni. Bebeğim hayatta yok senin gibi. Bulamam dedim, bulamadım. Aradım seni çıkıp sokaklara. İsyanım sana değil tüm aşklara. Gece gel içip içip sabahlara. Çıkamam dedim, çıkamadım. Teşekkür ederiz. Süpersin valla. Uçtu uçtu Özcan, uçtu o zaman diyoruz. Bu şarkıdan aklıma geldi o haberi okuyunca. Harun'cum teşekkürler bu arada. Ya ben neyi anlamıyorum biliyor musun? Beraberlik yaşarken isim yazdırmanın ben çok dövme yapılmasının taraftarı değilim. Bence çocuğununkini, de. Annenin babanınki değişmez isimler. Aynen. Onun dışında sevgili. Bugün ayrılıyorsun, yarın yenisini yazdırıyorsun. Bitmiyor, bitmek bilmiyor. Bir bitmedi yani. Bence o kişiliksizliktir ya. Ya o kadar da ağır, aynen, ağır konuşma değil. Tabii ki, ama niye şimdi o zaman bir ilişki yani yaşanırken bak bir şeye başladığın zaman bitirmek için evet başlamazsın. Tabii. O zaman yani onun geri ille sevginin ifadesi vücuduna bir şey kazıtmak mı? Ne alakası var? Eskiden de başka bir rahmetli sanatçımız için jilet kullanırlardı, tövbe tövbe. Ya da işte bilmem ne yapılırdı. Bunlar normal miydi? Bence onun bir değişik rengi bu. Normal değil. Hani bir insan çok iyi olup çok sevip de ondan sonra kazıtacak ya da o insanın ayrılıp da sonra tük kötü kaka gibi laflarla da bu olamaz. Olmamalı. Ya ben zaten doğru değil. Ya şimdi ben Buse Narcı'yı yakından tanırım. Ama kimi? Buse Narcı değil mi? Ya bunlar hepsi reklam birliktelikleri ya. Ya zaten hiç kadın, zaman beraber bak ben olmadı. Sana söyleyeyim, adamla birlikteliğe başladı, gündeme oturdu. Adama ensesine yazdı, gündeme oturdu. Adamı uçurdu, yine gündeme oturdu. Film i̇şte için. Evet, film biliyorsun evet, filmde artık oynamak için bunların hepsi. Strateji. Yani. Filmde oynamak için yakalandılar öpüşürken. Evet, bu arada medyada şöyle bir söz konusu. Hangi çiftin aşklarını samimi buluyorsunuz diye hedef olarak da örnek çift olarak da ya da aşklarına inanılan Neslihan Atak Gül ve Kadir Doğulu Berna hakkında bir yargıya varılmış ve teknoloji firması tarafından teklif almış. 4 milyon dolarlık bir işe imza atmışlar. Yok, 4 milyon TL. 4 milyon TL pardon. 4 milyon dolar ne demek pardon, ya? Pardon 4 milyon. Ülkeyi terk TL ederler. 4 aynen TL. Ya zaten bir şey söyleyeceğim. Ben tanımam. Kadir'i de Hande Yener'den dolayı tanırım. Eski sevgilisiydi biliyorsunuz. Ama bana samimi gelmiyor. Ama evliler onlar. Ya evliler. Hayır hayır yani bana kişi şahıs olarak samimi gelmiyor. İtici geliyor yani. Burak'la bence neden? Fahriye daha samimi. Aynen. Yani bence onlar daha samimi. Daha samimi. Daha samimi olduğu için öyle acaba mi? Sevgili Fahriye'yi çok beğenirim de gidip neden Neslihan'ın aynı gelinliğini giydi onu anlamış da değilim. Bir gönderme de bir mi var acaba? Olarak, bir tasarımcı olarak ona çok şaşırdım. İnanamadım. Hani ilk fikir Fahriye'nin de olabilirdi ama öyle olsa bile çünkü basında medyada ikisi de medyatik, ikisi de ünlü, ikisi de popüler bir süreçti. Nasıl ben onu kabul edemem yani bunu nasıl bir zihniyetle yapıldığını anlamış değilim. Aynı gelinliği kendi düğününde nasıl giyersin? Hayalleri belki aynıydı. Hayalleri aynı olsa da yani bilmiyorum. Onu herkesin aynı da o zaman herkes aynı olsun, aynı davransın. Ama şöyle bir şey yani var. Alternatif yani mi yok? Zevkler birbirine benzeyebilir. Şimdi zevkler birbirine benzediği için insanların aynı gelinliği giydiğinden dolayı onu eleştirmek de çok doğru değil. Neden? Belki de onun fikri de o önce evlendi. Belki de. Ki. İşte öyle olmuş olsa giyer misin sen senin fikrin olsa da inatlaşman mı bu? Bana yani diyorlar ki buradan mesajlar geliyor. Değişiklik yaparsın geliyor değil mi? Tespitin evet doğru diyorlar. Bence hayalleri aynı. Yani aynı hayal. Dediğiniz gibi bence düğün tarihleri birinin önce birinin sonraydı. Gelinlikler ama şöyle bir durum da vardı olabilir sevgili Harun. O süreçte Fahriye Evcen çok kıskançlığından birçok kez sete gidip Burak Özçivit'in Neslihan Atagül'le olduğu filmde sete gidip kıskançlık göstergeleri olduğunu da medyada gördük. Ya kıskanabilirsin. Bir öncesinde. Ama kıskanabilirsin yani. Kıskanabilir işte burada da aklına insanın şunu geliyor. İşte o kıskandığı için onun, o zaman şöyle de düşündü bazı insanlar. Kıskandığı için aynı gelinliği giydi. Belki de PR'dı.
Olabilir. Ya da modacının yani, PR'ıydı kim yaptıysa gelinliği. Aynı kişi yapmamış. Hayır, zaten o ünlü bir yabancı firmanın modeli. Türk değil, onun PR'ını yapması için bir neden yok. Yani. Gündeme geldi, konuşuldu evet, mu? Evet, hala şu anda konuşuluyor mu? Evet, amaca ulaşıldı. Amaca burada ulaşıldığını düşünüyorum ben. Ve sen şeyi düşünüyorsun. Fahri Evcen'le Burak Özçivit'in aşklarının daha samimi ve gerçek olduğunu mu düşünüyorsun? Sevgi Hanım öyle düşünüyor. Ben mi? Fahri bana göre daha bana samimi da öyle geliyor, gözüküyor. Biliyor musun? Yani birbirlerine olan bakışları, hani bir aşkı algılayabiliriz. Yani o bakışlardaki duyguyu görebiliriz. Hani o sevgiyi görebilirsin. Ya aslında bu sektörde hiçbir şey bana inandırıcı gelmiyor. Onların şimdi inandırıcı geliyor. Bir şeyin arkasında duruyoruz. 3 gün sonra bir haber çıkıyor. Ama o an için gerçekti, sonrası gerçekte realiteyi yitirmiş olabilir. Şu anki görünen mesela Burak Özçivit duruşu olan bir adam bana göre. Hani Fahri Evcen kıskançtır değildir, onu bilemem. Ama bakışlarına baktığında hani evet, o enerjiyi alırsın. Birinden nefret ettiğinde kızgınlığın, öfkenin olduğu bakışla sevginin olduğu bakışı ayırt edebilirsin yani. Tabii ki. Yani mesela yani, Hülya Avşar'ın Kaya Çilingiroğlu'yla geçmişe dönüp gittiğinde baktığında o bakışlarda o duyguyu algılayamayabiliyorsun. Zaten geçmişteki evliliklere bakarsak birçoğu da kurguydu. Hani biliyoruz işte. Kimleri kastediyorsun? Sibel Can'la Hakan Ural kastediyorum. Kurguydu. Evet, inanmıyorum onların evliliğinin gerçek olduğunu. Birçok şey söylendi tabii de kurgu mu diye iddia edemem ama çok şey söylendi. 3 tane çocuk da kurgu olmaz herhalde. 3 tane çocuk ondan değil ama. Ah bu şöyle, telefonumuz yani var. Telefonumuz var ki kritik noktada bıraktık, başımıza iş açacağız. Bence burada bırakalım hoş zaten. Geldiniz. Hani... Hoş geldiniz. İyi yayınlar. Çok İyi. Teşekkürler, sağ olun. Kiminle görüşüyoruz? Harun Bey'e selamlar gönderiyorum buradan. Yanındaki Sidiriz Bey, hediyenizi de Deniz'den arıyorum ben. Harun Bey'i çok seviyorum. Tarık'cığım merhabalar. Hoş geldiniz. Sağ ol Harun'cığım, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Canlı yayını gördüm, işinden takip ediyorum. Hem arayayım dedim, hem bir göreyim dedim canlı canlı. Herkes... Herkese izlet. Aç iş yerinde, sadece bizi izlesin. Şu anda iş yerindeyiz zaten, sizi izliyoruz. O zaman... Görünce zaten dedim, bana da selamlar göndereyim buradan. Denizli'den. O zaman Denizli'de bizi izleyen herkese buradan sevgiler. Mutlu oluyorum böyle bağlandıkça sizler. Tabii, biz de sizi görüyoruz. Canım böyle benim. Şu an yakında değiliz ama TV'deki sağ olsun sizi bize gösteriyor, yakında da. Canım benim, canım benim. Çok mesafeleri teşekkürler. Mesafeleri kısaltmak gibi bir özelliğimiz var. Elinizdeki evet, kumanda TV52'de olduğu sürece. Uzakları yakın eden kanal. Evet, uzakları yok eden kanal. Yok eden. Evet. Mesafeleri yok eden kanal. Telefon satıyoruz akşama kadar ama canımız tükürüyor. Bir açıyoruz TV52'yi. Oh ne güzel, Harun Bey karşımıza. Patronla söyler misin? Telefonum bozuldu. Çok sevgiler, öpüyorum seni. Çok teşekkürler bağlandığın için. Çok teşekkür ederim. Canım dostum benim. Sağ olun. Öyle söylentiler var ama burada Şanlıurfa'da bizi izliyormuş bu arada. Çok selamları var Sevgi Hanım'a da. Sevgilerimizi gönderelim ama hiç girmeyelim o muhabbetlere. Bu arada yine tamam, orayı bırakalım. Biz hiç şey bir gaf yaptı bence. Üstüne gidilmemesi gereken bir konu yani. Kim? 3 çocuk muhabbet. Hayır, Sibel Hanım'ın 3 tane evladı var tabii ki. Allah ama bahsediyor. Hepsi Hakan Bey'in ondan, ikisi ondan, biri bir diğer evliliğinden. Evet. Sonra ben bunu demek istedim. Başka bir şey demek istemedim ki. Bunun kafla ne alakası var? Ben yanlış anladım o zaman. Evet, özür dilerim. Rica ederim. Hemen başka konuya geçelim. O zaman sevgili Hale Soygazi'de Asli Hukuk Mahkemesi'nde Seda Sayan'a mahkeme açıyor. Suç duyurusu yapıyor. Oğlu da Hale Soygazi'ye açıyor. Ben çıkamadım o işin içinden. Bir şey söyleyeceğim. DNA testi yapılmış mı? DNA testi hala bir muallakta. Yani sırf reyting için Hale Hanım basına yansıttığı sırf reyting için böyle bir konuya kendisinin alet edildiğini düşünerek dediğim gibi. Ama Seda Sayan da bir şey paylaşmış. Konuşur musun yok, lütfen? Harun sözünü kestim şöyle. Olur mu? Ben mesela izledim birkaç o Seda Sayan o bölümünü. Fakat yani şeyin Harun Bey az önce hep söylüyor. Hani ateş yanmayana duman çıkmaz misal değil mi? Kesinlikle. Ondan sonra büyük bir ihtimalle böyle bir şeyler ben olduğuna yani ben İnanıyorum. Şöyle bir kere bakıldığında çocuk evet Hale Soygaz'ın yüz hatlarını anımsatıyor. Tamam da yani kadın bak fikri. Adam belki çocuğun sahibi midir değil midir babası mıdır değil midir bilmez evet, de doğuran kadın bilmez mi? Ve de ama şöyle bir şey var Sevgi değil Hanım. Mi? Bu kadar gündeme olmuşken nasıl gizleyeceksin? Bir DNA testi yapsalar olay hedefler de, Hale Soygazi'yi gösteriyor. Göz yapısı aynı. Aynen. Ama Seda Sayan bir açıklama yaptı.
Her şeyi tek tek ortaya çıkartacağım. Hiçbir şey kurgu değil. Kurgu diye beni suçladınız bugüne kadar dedi. Hani reyting için yaptığımı düşünürüz. Ama her şey bence Hale Soygaz çıkacak. Çünkü Seda Sayan emin olmadan hiçbir şeyden konuşmaz. Ben Harun Bey burada katılıyorum. Kapatır konuyu. Evet. Burada, burada katılıyorum sana. Bir saniye özür dilerim. Daha öncesinde biliyorsun bundan yıllar önce Müge Anlı tarzında bir program yaptığında o bir kurguydu ve ciddi anlamda Kanal ceza yedi canım. Evet evet biliyorum. Öyle Sevgi mi? Hanım ama bu seferki şey gerçekten çok benziyor Hale Soygaz. Yani ya olduğunu iddia eden arkadaş. Ben bilmiyorum çok. Ben de şok oldum. Ya iddia eder etmez. Gerçek neyse ortaya çıkacaktır mutlaka. Ama şimdi Hale Soygaz'da bu kadar gerçekliği %99 olan bir şeye de bu kadar dikmez. Gidip dava açmaz mesela. Şimdi iki taraf şu anda Hale Hanım gerçekten DNA yapılsa o onun evladı olsa. Geçmişte böyle bir şey olmuş edilmiş. Bu şu zamanda neyi değiştirir ki? Ve hiçbir tadı kalmayacak. Bu çocuk, gelmiş, çocuk kaç yaşında? 50 yaşında mı? 40 küsür yaşında adam. Aa, ne olacak ya ki? Hayır, bu, 40 ilkokula giden ya, çocuk. Ya bir de kusura bakmayın da yani Seda'nın programını mı bekledi 40 yıldır? Aynen. Bu da bir ilginç. Bence yani Hale Soygaz'ı ulaşılamayacak dünyanın öteki tarafında yaşayan bir kadın değildi ki. Hayırdır abi diyeceğim artık. Madem böyle bir konu vardı neden bunca yıl bu kadar saplandı, beklendi? Saplandı başka biri çıkardı. Sevgi Hanım az önce Mehmet Rıza neden sustu bugüne kadar? Niye bu zamana kadar böyle bekledi değil mi? Bir saniye arkadaşlar tek tek konuşalım. Sevgi Hanım dediği gibi az önce bu kadar bu yıl niye beklendi? Niye yani bu zaman Seda gündeme program patladı? Yapmasaydı evet. Bu adam annesini ne zaman bulacaktı? Bombada bu yani. Bulamayacak mıydı yani annesini? Yazık, niye sustunuz zaman, bugüne kadar? Seda Hanım'a aslında tam tersi teşekkür edilmesi lazım. Nasıl bulacaktı bu adam annesini? Tabii canım. Hatta daha bulmuşsa sayılmaz nasıl? Yani. Ya da Mehmet Yüza nasıl gündem olacaktı tekrar Seda Sayan olmasaydı? Ben şahsen ben hani bildiğim bir isim değildi. Söz yazarı. Kemancı'nın söz yazarı. Söz yazarı. Bu söz yazarı mı evet. Hale Soygazi'nin oğlu? Hayır. Ortaya hayır. Olayları çıkartan Mehmet Yüzeak yani ortadaki iddiaları ortaya çıkartan diyeyim. Olayları demeyeyim. Söz yazar işte. Kemal'cim ya ben söz size bir şey söyleyeyim mi? Bu işte o ona çamur atar, gündeme gelir, sahnesi artar. Çamur at izi kalsın. O işte kemancıyı tekrar gündeme getirir, şarkısı tekrar söylenir. Bu sefer şarkının telifi artar. Yani yanlış anlama. Şimdi benim annem olacak 40 yaşına kadar ben beklemem. Giderim Müge Anlı'ya hiçbir şey yapmasam bile. Ben kaçıyorum Müge Anlı'ya gidin diyorum ben bazen. Ama en başarılı da Müge Anlı yani bunlar için. Reyting sonuçları da zaten ortada. Evet. Ama realitede gerçek. O bambaşka bir kategoride ve tek yani rakibi yok onun. Helal olsun tutturdu. Tabii, ben Dobra'dan sonra biteceğini düşünmüştüm onu. Tabii. Fakat tutturdu yani. Müge Anlı çok... Benim söylemeye çalıştığım olay o değil. Hale Soygazi'nin oğlu olduğunu iddia eden kişinin çıkıp da bir Seda Sayan'ın programında mı annesini bulması ya da annesiyle ilgili ortaya gündem oluşturması gerekiyordu. Şimdi şöyle. Bu samimi değil. Siz ne şimdi derseniz Seda Sayan'la değil. Mehmet Yüzeak çok samimi arkadaşmış. Aslında olayları Seda'ya taşınan Mehmet Yüzeak gibi görünüyor. Çünkü hani Murat'dı galiba çocuğun adı değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Murat Şar. Murat Şar. Ama Mehmet Yüzeak Seda Sayan'ı arayıp olayları anlatmış. Ünlü bir işte modelin, oyuncunun oğlu var. Ama işte evlatlık verilmiş. Seda ile samimiyetinden dolayı aslında olay gündeme geliyor. Sonucu hep beraber göreceğiz. Ya fakat bu camiada sonradan konuşulmaz hiçbir şey. 50 yaşından sonra annem bulsam ne olacak, bulmasam ne olacak? Hale Soygazi, hani? Ya ben bilmiyorum. Hale Soygazi'yi şu an gündeme taşıdılar. Yarın öbür gün onu da bir dizide görebiliriz. Hani kadın bu kurgunun içine girmek bir şey ister ya da bu kadar altyapısı insan varken Hale Soygazi gibi bir Yeşilçam oyuncusunun piyasada olması bence daha yerinde. Hayır ben onu kötü amaçla söylemiyorum. Yok hani kötü amaçla söyledim diye söylemiyorum. Olup olmamasından çok şimdi onu gündeme getirdiler. İyi oldu. Öpüyorum. Ben de seni öpeceğim şimdi bekle. Ama benim anlayamadığım mevzu şu. Seda Sayan'da birçok olay biliyorsunuz. Onlar diziye başladılar. Dizileri patladı. Şimdi tekrar onları aldı programın içerisine. Evlilik programındakileri. Yani benim anlayamadığım tek şey şu. Bu ülkede illa kötü bir şey mi yapmak lazım? İlla topluma ters düşecek maalesef şeyler mi yapmak ya da gerekiyor? Gündeme yarat. Evet. Evet. O zaman benim Harun'u dövmem lazım. Uç buradan oraya, uzarsın. Nereye istersen. Yani ben Harun'u gidip sarılsam haber olmam ama gidip Harun'a saldırırsam haber olurum. İşte Türkiye'deki ya, olay bu. Aldık ki fırlattım da kafaları şişeyi. Ha evet. Şimdi
Ben şunu da merak ediyorum. Hale Hanım annesi olabilir ya da olamaz. O ayrı bir konu ama peki bu çocuk yani çocuk zamanında bebekken ya da çocukluğunda babası da bilinmiyor. Hani babası ünlü olmadığı için mi çok babasıyla ilgili konuşulmuyor? Ya bir şey söyleyebilir miyim? Türkiye'de belki milyonlarca bu şekilde annesini babasını tanımayan çocuk var. Ya da evet. Heh, sadece bunlar isim diye ekranı günlerce meşgul ediyorlar. O da doğru. O yüzden ya da malzeme kalmadı piyasada. Ellerindekiyle aynen idare etmeye çalışıyorlar. Ne yapacaklar? Aynen öyle. Yani katılıyorum bu konuda sana. Hı-hı. Ben bu ülkede bir tek şeyi biliyorum. Biraz daha kültür seviyemizi düşürmeye, eğitimimizi biraz daha aşağılara çekmeye, kitap okumak yerine oturup magazinlerin peşinden gitmeye devam ettiğimiz sürece çok da bir şey yapabileceğimizi zannetmiyorum. Hale Soygazi'nin annesi olsa olur, ne olur, olmasa ne olur? Evet. Oğlunu ilgilendirir. Ama bu bizim Türkiye'nin gündemini oluşturan bir konu oluyor. Peki burada acaba mesela Tarkan'ın verdiği sosyal bir mesaj var. Bu sosyal mesajın üzerine acaba kaç tane ünlü bu sosyal mesajı destekleyecek ve bu sosyal mesaja artı getirecek davranışlar sergiledi? Bunu konuşmuyoruz. Evet, hatırlıyorsan iki hafta önce bir haber vardı. Sokak hayvanları yararına bir gece vardı. Küçücük basmışlardı. Gülben Ergen'i kocaman basmışlardı. Her zaman söylüyoruz ya, iyi olan hiçbir şey maalesef konuşulmuyor. Kötü olan şeylerin arkasına, çirkin olan şeylerin arkasına takılıp gidiyoruz. Yani bugün maalesef, şöyle de enteresan bir habere daha denk geldim. Kemal'in tilki merakı. Hangi Kemal? Cem Yılmaz kendisinden Aleyna Tilki'nin cep telefon numarası isteyen oğlunu, oğlum bu kadar erken başlamaya gerek yok, o da seninle beraber büyüyecek karşılığını verdi. Yani bundan yıllar sonra aralarında kaç yıl var bilmiyorum ama Aleyna Tilki ile Cem Yılmaz'ın oğlu arasında bir aşk yaşanırsa hiç şaşırmam. Yok, esprilidir de. Ya Cem çok esprili bir adamdır. Hemen bu kurgu mu değil mi diye düşünülürken, konuşulurken sevgili Hande Atezli bir kanalda, bilinen bir kanalda program evet yapıyor biliyorsunuz. Şöyle bir şey patlak vermiş. Oradaki konuklar gelin adayı olan konuştuktan sonra bir süre sonunda biz anlaştık geldik. Yani gerçekte evlilik değil de artık ben programı seyretmedim ama bu yer alan şeyi ceza söylüyorum. Ceza almışlar ama. Hande Atezli buz gibi kalmış. Bütün stüdyodakiler herkes sonra şaka yaptığını hemen ardına ifade ederek konuyu değiştirmeye çalışmış ama çok ilginç. Bence onda da bir şey yaşanmış. Benim tahminimce o da gözdağı vermiş canlı yayında. Canım benim RTÜK ceza yazmış. Ya, evet yani. Çok ciddi anlamda ceza vermiş. 5 program mı? İşte halkı onu insanlar kandırmak ya da kandırıyor gibi ya da emin olmadığın mesela. Şimdi beyefendi sanatçı arkadaşımız. Bunu şahsen de tanıyoruz kendisini. Biliyoruz çalıştığı yeri, şunu bunu, her birçok hakkında bilgiyi. Değilse yoldan birini çekip getirip burada şarkıcı diye tanıtılır mı? X konu ne olursa olsun. Ama evlilik programları yani halk da kandırılmış oluyor. Evlilik programının izdivaçta da zaten öyleydi. Kim evli kaldı? Kaç tanesi? Ya kas şirketlerinden arıyor. Beni ya, de aramışlardı. Star yarışmaları gibi. Kaç tanesi ünlü oldu şarkıcı? Hepsi. Yani biraz da hani bu kadar da olmaz. Tamam reyting önemli. Ama bunu sen kendi kendine yapmıyorsun ki aynada. Halka dair yapıyorsun. İnsanlara sunuyorsun. İşte bakın balon bu bir gibiler. Gerçek olması lazım. Balon gibiler. Yani bunlar geçiş şöhret. Maalesef ki bizim ülkemizde artık tüm gençleri gördüğüm zaman hepsinin bir şöhret olma, bir star olma merakı var. Fakat ucuz oyunların, ucuz programların içine girmeyin. Gerçekten harcadığınız zamana yazık. Oraya verdiğiniz enerjiyle gidin oyunculuk eğitimi alın. Şan eğitimi alın şarkıcı olmak istiyorsanız. Kendi işlerinize hani basamaklar atın. Şimdi 2 sezon boyunca izdivaç programına gittiler. Bütün oradaki kast işte kurgu yani. Ne oldunuz? Hani neredesiniz? Bir diziye başladılar. Dizi de balon. İğrenç bir senaryo. İğrenç oyunculuklar. Ve tutmadı. Yani. Tutmadı. Bu kadar. Hani neredeler? Hanginiz sanki bugün bu işten para kazanıyorsunuz? Ayrıca bu ucuzlaştırıyor. Yani bu reyting ya da işte ben ünlü olacağım, isim olacağım ya da çok görüleceğim diye değil. Bakış açısını, kişiye bakış açısını ucuzlaştırıyor. Basite indirgiyor. Yani kalite katmadığı gibi olduğundan da daha aşağı çekiyor. Geçen gün bir çocukla tanıştım. Tesadüfen alışveriş yaparken ismi Muhammed, bizim Çiğdem Tunç'un manevi oğlu. Ben Zuhal Topal'da mıydım, Esra Erol'da mıydım, neydim yani bilmiyorum, orada işte izdivaç programında. Biz de dedim ki bu konulara çok değiniyoruz, bir gün seni konuk almak isterim. O da dedi ki
kız arkadaşım var dedi. Azerbaycan güzeli Günel. Onunla geleyim. Fakat ben böyle yakın tarihte... Hangi Günel o? Azerbaycan güzeli Günel. Azerbaycan Çarkı Felek'te, ülke güzeli, dünya güzeli seçiliyor. Çarkı bir tane Felek'te daha Günel'le manken tanışıyoruz. Var ya. O şey şarkıcı var Günel, hatırlıyor Yok, musun? Yok, bir tane de manken var. O işte, o Günel'den. Eski şeyle evliydi. Bir dizide oynuyordu o çocuk şu an. Tolga Karel'le. O değil. Okay, tamam. Bu dediği isim Esra Eroğlu'da İzdivaç programında talip olarak çıktı bu kız. Yani eş aramak için bulundu. Ama Muhammed başkasıyla beraber de evleniyordu. Bakın falan. Işte, şimdi dedi ki ben dedi Günel'le beraberim. Ben de Günel Çarkı Felek'ten tanıyorum. Aynı bak, dönemlerde işte yarışmıştık. Çekimlerimiz öyle denk gelmişti. Şaşırdım. Şaşırdım yani. Sen başkası ve hani Caner biriyle Caner evlendi. Caner evlendi. Çok severek. Onlar da çıkma yaptılar. Düğünle ayrıldılar. Şu anda kesinlikle anlaşamıyorlar diye. Yani bu nasıl bir şey? Evlilik gibi ciddi bir kurumu bu kadar şey altına almalarını ben her zaman arkasındayım. Evlilik çünkü kutsal ve korunması gereken bir kurum. Ya bir kere Caner'in nasıl bir karaktere sahip olduğunu bundan daha Türkiye ilk evlilik bardak kurduğunu ama. Bir şey söyleyeceğim. Biz çok özür dilerim. Çok ama hani aklıma gelmişken söylemeliyim. Biz Müslüman bir ülkeyiz. Birçok şey bize ters geliyor. Otobüste mini etek giyen bir kıza darbe uygulanıyor. Bildiğiniz canlı canlı çöp çatanlıkların peşine takılıyorsunuz. Peki bunlar çay içtikten sonra ne yapıyor? Program bittikten sonra ne yapıyor? Aynı otelde kalıyorlar. Çok başka spekülasyon var yine. İsim vermeyeceğim fakat bir erkek adaydan bir tanesi hangisindeydi? Yani Zuhal Topal'da mıydı? Yani Esra'dan mıydı? Hatırlamıyorum ama korkunç bir gerçek. Evet, gazeteler. O, evet, söylemek istemiyorum. Çok çirkin. inanılmaz bir işin içerisinde bir olup şey da kendini beyefendi gibi. Aslında böyle Adanalı bir erkekmiş gibi tanıtan bir kişi var. Rezil oldu. Yani bu o kadar zaten insanlara kötü bir şekilde yansıyor ki bu kadar da dalga geçer gibi biraz daha itinalı olması lazım. Sırf her şeyde reyting değil. Kesinlikle. Zaten yapılan işte bunun benzeri bir iş. Canlı canlı birilerini tanıştırıyorlar. O ana aday çıkıyor. Ondan ayrılıyor. Başkasına locadakine aday oluyor. Locadaki ya şu an geliyor, devam ona aday eden oluyor. Programlar için... ne durumda? Şu an devam eden i̇smi programlara değişik. Bakın. Sadece ismi değişik. Caner her gün çıkıp duruyor. Oradan sonra mesela bakıyorsun sosyal medya hesabına baktığında o programda o kadar ağıtlar yakan adam yok. Reklam amaç, reklam kokuyor. Şimdi bir kere Caner'in daha önce de biliyorsun Tülin. Caner Tülin aşkı vardı. Ama zaten bir de sevgicim bunu herhalde birçok bizim bu camiadan insanlar bilir. Kamera arkası bunlar belli bir ücret karşılığı oradalar zaten. Tabii canım, para yani almadan yani hayrına ya da laf olsun diye gelmiyorlar. Belli bir maaş gibi. Aslında bu canlı dizi gibi diyebilir miyiz? Canlı canlı film çekiyorlar. Her gün yeni ama bir bölüm. Ama gerçeğe dayalı değil. O kötü. Aynen. Ama diziler de gel. Hepsi senaryo ya zaten. Ya diziler dizidir ama adı dizi. Ama öyle reality bir program diye düşünüldüğünde o zaman istediğini oyna. O zaman kastla ne farkı yok ki? O zaman ki? Gerçek hayat hikayeleri, insanların duyguları. Biz çünkü çok çabuk ağlayan, çok çabuk gülebilen bir toplumuz. Evet, evet. Yani siz orada maaş alacaksınız diye, siz orada rekor paralar kazanacaksınız diye halkın sayesinde kazanıyorsunuz. Bugün halk sizi izlemeyi bıraktığı anda siz bitersiniz. Gerçi burada halkın da bir tepki koyması gerekiyor. Kesinlikle. Kandırılıyoruz çünkü. Ama zaten bu primi ve reytingi sağlayan çünkü halk çünkü doğruyla eğrinin, düzgünle güzeli bundan ayrımı yapılması lazım. Gündüz kuşağında başka seyredilecek yani daha güzel programlar olması gerekirken benim kendi şahsi fikrim tamamen bana saçmalık geliyor. Az önce hani söylediğiniz gibi kurgu, samimiyetsiz. Hem gelen seyirciler kadrolu. Ben birini mesela biliyorum. Yıllardan bir oradan emekli olacak. Ya yani bir 5 kişi ciddi doğru. Söylüyorum. Ya bizim katta bizim semtte oturanlar var. Reklamda kadrolu. Ve filmde oynayanlar bile oldu o. Şimdi isim vermeyeceğim de kadının yüzünü ezberledim. Programı sunandan daha çok iş yapar duruma geldi. O kadar her programda ki. Solmaz yani, mı? Halk, ya, kadının ismini hatırlamıyorum. Orta yaşının üzerinde bir kadın. Yok, reklam ve kliplerde bile oynadı. Yani. İlginç. Reklam bir kliplerde bile oynadı. Yani halk hep aynı halk mı orada oturan? Yani karşıda. Ya bir de her gün vakit harcamak yani insan sıkılır ya. Para alıyorsun o da para senin işin. Para alıyorsan iş gibi düşünürsün. Hafta içi her gün gidersin.
Öyle düşünüyorlar zaten, emin ol. Onların perde arkasında yaptığı başka işler de var. Onları da etkiliyor ekranda olmak. Prim yapıyorlar yani. O yaptıkları başka işleri açıklamayacağım. Zaten tek tek dökülecek bunlar. Magazin gündem biraz boşalsa tek tek bunların yaptıkları işler vesaireler dökülecek. Yani sadece kendi PR'larını yapıyorlar. Orada işte ben sana talip çıkmışım. Zaten benle evlenecekmişim falan. Hiçbir yargı yok. Türk toplumunun zaten yargılarını zedeliyordu böyle programlar. Neyse kaldırdılar. Fakat biz bunlara 2 ya da 3 sezon, hani kaç sezon yayınlandığını bilmiyorum, prim vermiş olduk. Şimdi Türk toplumunda, ülkemizde birçok kanallarda tabii ki program yapılıyor. Gerçek ya da değil, dizi ya da oyun ya da reality programlar, her neyse. Ama zengin fakir hangi konumda olursa olsun herkesin evinde bir televizyon var. Dolayısıyla bunu her yaş grubu da ister istemez zantlayıp seyredebiliyor. Bu kadar da kurgu, hani yazık. Hani gerek yok. Çünkü halk seni seyrediyor diye, ilgi duyuyor diye ona bir parmak bal çalar gibi, yani olmayan bir şeyi. Ya halk da artık bunları görmeli diye düşünüyorum. Görmüştür artık sayenizde. Ya bir de şöyle bir şey var. Eskiden müzik programları keyif verirdi. Şu an hiçbir kanalda müzik ya programı bütün, yok. Bütün evet. Sanatçı arkadaşlarım diyor ki kendimizi ifade edebileceğimiz, sohbet edebileceğimiz, yaptığımız projeleri, yaptıklarımızı anlatabileceğimiz hiçbir program kalmadı diyor. Yani sosyal medyayı hatırlıyorsan kullanıyor. Leyla Bilginer bize konuk olmuştu 3 hafta önce. O daha gitmedi değil mi? Yok, o daha Türkiye'de sanırım. Kitabıyla uğraşıyor hala. Hayırlı olsun gene tekrardan. Biliyorsun kendimi ifade edebileceğim bir program yoktu ve çok mutlu oldum diyerek buradan ayrılmıştı. Gerçekten de yok. Konuk çıkılacak hiçbir program yok. Hani ne değişti? O zamanla bu zaman arasında ne değişti? Aslında eskiye dönüyoruz. Hatırlıyor musun? BBG evleri falan vardı. İnsanlar ama o zaman müzik eğlence de vardı. Olay aslında sosyal, yani kültürel programlar da vardı. Yani insanlara evet, bir artı katabilecek programlar vardı. Tartışma programları vardı. O platformlarda gençlerin konuşabildiği, belli bir yaşın rahmetli Savaş Ay'ın yaptığı programlar vardı. Vardı mesela. Tabii. Sevgili yani biz o değerlerimizi mi yok ettik? Hani eğlence kültürümüzü mü kaybettik? Evde oturup bir yere mi çıkmamaya başladık? Biz merak ediyoruz insanların özellerini bence. Çünkü merak ediyoruz yani. Kendi aramızda da öyle. Kimin nesi? Ama ne sadece yapıyorsun? Eğlence değil arkadaşlar. Yani bir de dediğiniz gibi programa katılınca atıyorum X bir sanatçı ünlü, tamam, onu hep şarkılarıyla yaptıklarıyla ne kadar güzel. Ama bir de yapısı nedir mesela? X bir konuyla ilgili fikri nedir? Hani seversek de sevmesek de bilinçli olunması gerekir anlamında söylüyorum. Ama bu anlamda bir program yok katılacak. Maalesef. Doğru. Çok doğru. Yok ki. Çünkü başka bir reyting savaşı ve bir şeyler var galiba. Hakikaten televizyon açılınca dizileri söylemiyorum. Hırla bir dizi var zaten. Furyası biliyorsunuz. Ama normal eğlence ya da gün içerisinde öğleden sonra saatinde hakikaten bir bilgilendirici, eğitici hiçbir şey yok. Eğitici derken ders gibi bahsetmiyorum tabii ki. Vallahi ben full belgesel izliyorum artık. Hep belgeseller değil mi? Belgesel ve haber. Haber. Ben haber de seyretmiyorum. Psikolojim bozulmaya başladı. Gerçi. Zaten internet üzerinden günlük haberleri takip ediyoruz. Yani o kadar öfkeli bir toplum haline geldik ki, o kadar birbirimize sert çıkışlarımız oluyor ki artık neyi baz alıyoruz, neyi örnek alıyoruz, bilinçaltımızda bize subliminal mesaj olarak ne veriliyor bilmiyorum. Ama şunun farkında olmamız gerekiyor. Çocuklarımıza iyi bir gelecek teslim edebileceğimiz bir ortamda değiliz. Ne yazık ki. Çocuklar öğleden sonra kuşağın da kendilerine uygun bir program, dizi. Çocuklara yönelik hiçbir şey yok. Farkında mısınız? İşte çocuk bence kanalları de açıldı. Mesela işte çocuk. Ama herkesin ama evinde çocuk bebek kanalı yok ki. Şimdi bebek kısım bu. 3-5 yaş ayrı. Bir de teenage dediğimiz, yani hani 13-12 ergenlik döneminde 20'ye kadar 17 arası. Bunların hakikaten kendilerinden bulacağı bir şey yok. İşte internet var. Yani internet var ama işte bu, ne olmuş biliyor musunuz bu internetle ilgili? Doğu ülkelerinden Japonya, Singapur mu? Özel bir kamp yapmış. Bu aşırı derecede internete ve bilgisayara düşkün olan hastalık, gençleri hastalığa neden oluyor çünkü. Bir kampı alıyor, hatta gerekirse şiddet de uyguluyorlar. Bunu tasvip ediyorum, etmez kimse, o ayrı bir konu. Gerçekten inanılmaz derecede sistemli ve olumlu sonuçları da alacağı bir kampa toplanıyor ailelerin izniyle.
Yani bu gençlerin tamamen çok fazla internete bağımlı, bu da bir ilaca bağımlı gibi bir şey. Buna da ailelerin çok dikkat etmesi gerekiyor. Sadece çocuklar mı acaba? Sadece çocuklar değil. Sadece çocuklar değil, gençler değil. Ebeveynler de. 60 yaşındaki, benim bir şey dikkatimi çekiyor. Yolda gidiyorum, adam 60-70 yaşında. Anlıyorsun, hani bir kadınla konuşma şeklinden anlıyorsun ya da işte adamın kiminle konuştuğunu. Evet. Yani amca böyle, hani sanki karşısında çok güzel bir hatun var, almış başını gidiyor. Bir de telefona bakarken neden yürüyorsunuz? Madem o kadar o telefona dalındı. Yani insan gideceği yöne bakmaz mı kardeşim? Bunu ya birçok insanla karşılaşabiliyorsunuz, görüyorsunuz. Hani metroya giderken de, yolda yürürken. Ya artık telefonlar hayatımızın vazgeçilmez oldu. Bizim lise döneminde, üniversitede çağrı cihazı vardı. Cep telefonları, evet. 94 yılında çıktı. 21 yıllık bir geçmişi var. Ama son 15-20 yılda ciddi anlamda bağımlılık haline geldi. Cep telefonu, ya bazen o cep telefonu ben artık son günlerde kapatmaya başladım. Sosyal aktivitelere engel oluyor Sevgi. Genel anlamda hepimizin farkındayız. Mesela bugün Harun'u dinlemeye gideceğiz. Yine elimizde telefon olacak. Beni çekeceksiniz o zaman. Ama hakikaten yani. Ama güzel bir sohbet olmuyor. Ailenin içerisindeki iletişim ya da dostlar arasındaki iletişime engel oluyor. Tabii ki yine bilgisayar, internete bakılsın, edilsin, ilgili olunsun ama bağımlı gibi olmak... Senle oturuyoruz bazen, yemek yiyoruz, birbirimizle alakamız yok, elimizde telefonlar. Ama oluyor, biz çok yani konuşuyoruz yine, o bir ara oluyor. Bize mahsus aslında şey bence o. Herkes günde en kötü bir saat elinden telefonu, internet, her şeyi bırakmalı ve gerçek hayatın artık, içerisinde. Aynen, evet. Aynen, çünkü sanal alemde yaşıyoruz ve bu bir hastalık. Aynaya bakın. Ayşe ne yapmış? Bak bu Mehmet neler karıştırmış. Evet, evet, evet. Bak Mehmet'in fotoğrafını hangi kız beğenmiş? Ahmet nerelerde? Sana ne ya? Kim artık? Bir de ne kadar? Ne yapacaksın Ahmet'i, Mehmet'i? Ne kadar ilgiye? İşte meraklıyız. Bu ilgiye işte zaten bu evlilik programları da bu yüzden tuttu. İnsanların özelini merak ediyoruz. Ne almış, ne giymiş, nerede yemek yemiş, nereye gidiyor? Arabası ne marka, saati ne marka? Bu doğru mu? Hayır, tabii ki değil. Yani bu kadar insanların kendileriyle ilgileri olmayan, alakası olmayan insanların özelleriyle ilgilenmesi bence altyapı biraz eksikliğine girer. Buna kesinlikle bir çözüm ya da itina gösterilmesi lazım. Bana ne bilmem ne, Fatma Hanım'ın boşanıp çocuk yaptı ya da atıyorum Ali Bey bilmem ne yaptı. Bu kadar insanlar günde 100 kere, tabii ki bu heves nedir onu anlayamıyorum ben. Yani günlük hayatta da neredeyse lavaboya gitse orada da çekecek. Bu bize ne yani, sana ne, sen nasıl bir ilgiye muhtaçsın ki, psikolojin mi bozuk, anlamadım ben. Yani niye insan 24 saatinde 500 tane resmini sosyal medyaya koyar, bunu anlamıyorum ben. Herkes artık bir ünlü adayı canım. Aday mı? Ya ünlü olsa ne olacak ki? Gerçekleri yansımaktan işte bu, sonra. Ama bak işte bunun yansımasını izliyoruz biz. İşte Solmaz diyorsunuz. Solmaz yani. Solmaz soldu. O kim? Hayır. Bir... Bak o kim diyorsun işte, mesela. Bak sen kim diyorsun? Benim kafamda kalanı söyleyeyim. Şu bir metre boyunda kirpik takıp lensleriyle gözlerini pörtletip. Ya oynadığını sanıyor. Bence oynayamıyor ya. Bıraksın bu işi. Oyunculuk ben bir... Hayır onu demiyorum. Dans. Hatırladım. Kötü yani. Ben daha güzel oynuyorum vallahi. Seda Sayan programındaydı değil mi? Tabii onun klibinde de oynadı biliyorsunuz. Bir de dizi yaptılar galiba. İşte o tutmadı. Çünkü oyuncu yok ya, hiç kas da yok, hiç tiyatrocu yok ülkemizde. Onlara zaten çok büyük haksızlıklar yapılıyor. Vallahi programda daha iyi rol yapıyorlardı. İş diziye gelince... Sevgi Erkan'a katılıyor. Anladım. Ekranda o diziye böyle bir 2-3 dakika kadar böyle tesadüf denk geldim. Oyunculuk denen şey tamamen sıfır. Oradaki bütün hani kastan... Ya yapılsa ne ki zaten? Yok, eğitim olmadığı için yani bir duruş ifade verecek onu bile veremiyor. Yani böyle sanki evin içinde sohbet ediyorlarmış gibi böyle saçma sapan böyle bir rol yapmış. Şey yani. O yüzden ki yayından kalktı biliyorum. Jest mimik yok, kalkmış. Ya bir de kimin kanalında çıktı o? Başka kanallarda zaten onlara o fırsat verilmezdi. Çünkü oyunculuk yetenekleri yok. Bu kadar iyi oyuncu, eğitim almış, yıllarını hani sahnenin tozunu yutmuş insanlara haksızlık değil mi? Tabii. Ya bir de bu kadar iyi bir kanalın bunlara prim vermesi çok saçmaydı bence zaten. Herkes hata yapabiliyor canım ya. Maalesef. Herkes bir şekilde düşebiliyor hataya. Bir de İnsanlar... kötü bir oyun ve proje olduğu için de zaten
zaten yayında fazla uzun süreli kalamadı. Tamamen bitmiş oldu. Çok eleştirildi çünkü. Herkes beğen... Ya reytingleri çok düşüktü. Ben bakıyorum reytingleri işte. Ben acaba yapımcısı şey diye duydum. Bilmiyorum yanlış mı bilgi aldım. Seda Sayan diye doğru mu acaba? Bir bilginiz var mı? Bilmiyorum. Onun eski sevgilisi vardı biliyorsunuz orada. Çünkü... Ya bir şey olabilir yani. Hani Seda Sayan destekledi çünkü. Ben de şeyi duydum. Biliyorum. Şimdiki programını kendi yaptığını, kanala para ödediğini, para almadığını duydum mesela. Seda Sayan'ın. Olabilir. Yapımcılığa soyunmuş olabilir. Olabilir o gerçekten. 30 senedir bu, 30 sene artık kaç yaşında? 56-57 yaşlarında Seda Sayan. Aman bunu duymasın canım. 30 yaşında gibi duruyor kendisi. Olur mu? 30 sene. Çünkü neden biliyor musunuz? Bu kadın ekranda yaşlandığı için batmıyor. Ve estetikler o kadar muntazam yapılmış ki poster gibi dolaşıyor. Makyajsız halini görmek gördüm lazım. Gördüm babaanne. Aman ya yarabbim. Ya bu arada Alişan'la yollarını ayıran Eda Erol oyunculuk yapmaya Eda karar vermiş. Bir ünlü olamadı artık. Yani ama Eda Erol'un bir enerjisi yok ki. Kim ki sahne Eda Erol ya? Yok. Eda Erol kim? Ama bir tanesi yorum yapmış onun... Eda Erol Alişan'la nişanlı olduğu dönemde verdiği bir röportajda oyuncu olmak istediğini söylemiş. Ancak Alişan'ın bu fikre sıcak bakmadığı ve asla oyunculuk yapamaz dediği yöne sürülmüş. Bir kere Eda Erol soğuk bir enerjiye sahip bence. Hatta şöyle bir tanesi işte sen Alişan sayesinde ünlendim falan gibi bir yazı yazmış. O da ünlülük merakım olsaydı ablam 11 yıldır ekranlarda ama ablası son 2 yıldır gündemde. Yani. Öncesi de Esra Erol. Erkan Eken iyi bilir Esra Erol'u, eski mankenim. Mankenim değildi ama benim defilerim birkaç defilerde. Arkadaşım mıydı? Arkadaştık. Çünkü bir, senin o, evinden çıkmıyordu bir ara. Tolga Karel falan hep beraber bir samimiyetimiz vardı. Esra'yla, sevgili Esra'yla. Ben kendisini başarılı buluyorum tabii. O ayrı bir konu. Ama bilmiyorum yani. Yorum yapamayacağım. Kim hani, tanıyor mu seni? Şu an hiç görüşmemiz herkes yok. Yaptığına utanır ya. Hani yani ciddi mesailerimiz oldu onunla. Anılarımız var, arkadaşlığımız var. Dediğim gibi şimdi görse seni yapıyorum. Hatırlamaz ya. Yok görse hatırlar da. Hatırlar da tanımaz yani. Yani hani öyle, o, sorun öyle değil o. Ama sorun değil. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Herkesin bir zirve ve zirveden aşağı iniş dönemi var. Hiç kimse zirvede uzun vadeli kalamaz. Bu hepimiz için geçerli. Aynen. Bir yerde durmayı öğretiyor sana hayat. Bu arada sunucu oyuncu Vatan Şaşmaz'ı öldürüp ardından intihar eden Filiz Aker'in otopsisi tamamlanmış. Filiz Aker'in kanında alkol ve kırmızı reçeteyle satılan psikiyatri ilaçlarına rastlandı. O kırmızı reçeteyle satılan meşhur ilacı kullanmayan yok. Bütün ünlüler kullanıyor. Kullanıyorlar yani. Bu arada az önceki konuya dahil olarak... O konuya dahil olmayalım. Bir müzik arası verelim. Tamam, ondan sonrasında tabii devam edelim. Tabii. Hadi bakalım ne yapıyor bize acaba? Güzel şarkı. Sıradaki şarkı. Geldi meydane, al bassa at derdane. Ay 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 canlar. Böyle bir bel gördürdü, ey meclisi şahane. Ay 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 canlar. Aski Allah Allah, mutlu müste Allah. Cihanda böyle yanıyor yansın, yosma salla. Salla, salla,
Hadi o zaman. Sallıyoruz. Sallar mıyız? Sallıyoruz. Erkan'cığım, hazır mıyız? Yılın derbisine hazır mısınız? Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de bu hafta sonu liderlerin savaşı var. Bir yanda tarihinde ilk defa Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Ünye 1957 Spor. Diğer tarafta Bölgesel Amatör Lig kariyerinde en iyi sezon başlangıcını yapan Fatsa Bedespor. İki şampiyonluk adayı dev derbide karşı karşıya geliyor. Grupta şu ana kadar mağlup olmayan iki takımın mücadelesinde kramponlar sahada konuşacak. TV52 bu heyecan dolu karşılaşmayı ekranlara taşıyacak. Ünye 1957 Spor, Fatsa Bedespor karşılaşması 12 Kasım Pazar günü saat 14'te canlı olarak TV52'de. Futbolun zevkini TV52'de yaşayın. Bugünkü Köşe Bucak programımızı işte bu kültür yoluna ayırdık sevgili izleyicilerimiz. Ben Orta Yılmazlar Muhtarı Seyhan İhtiyar. İtalya'da eğitim görmüş bir Rus mimara çizdirdi. 3 katlı bir yapıymış daha evvelden. Ünye'de baktığımızda Ordu ilimizin en nadide köşelerinden bir tanesi. Ben şu anda kendime inanmıyorum. Ben de gaza getirdim topacı, zaten. Topacı çevirsem yeter. Yar bana bir eğlence. Ya şu köşe bucak yok mu köşe bucak? Vallahi adam gez gez doymadı arkadaş. Her yeri sayesinde tanıdık. İşte görmüş olduğunuz gibi konak içerisindeki piyano. Sadece çevremiz, geleneksel lezzetimiz her zaman baki. Sizlerin mutlu anlarını paylaştıkça büyüdük, çoğaldık, lezzetimize lezzet kattık. Doğum günlerinizde, düğün ve nişan törenlerinizde, tüm özel günlerinizde yan yanaydık. Şimdi birlikteliğimizi paylaşmak için sadece özel günleri beklemeye gerek kalmadı. Sabah kahvaltısı, öğle kaçamağı, kahve keyfi, ayaküstü sohbetler, çikolata, yaş pasta, kuru pasta, börekler. Günün her anında, hayatınızın tam da içinde, adımını attığın anda mutluluk sarar çevreni. Unpama adımla, lezzeti tadımla. Merkez, Yeni Mahalle İsmet Paşa Caddesi, numara 43 Taksim A, Altınordu Ordu. Telefon 452-888-2777. Şube, Şarkiye Mahallesi, Sırrı Paşa Caddesi, numara 124 Taksim A, Altınordu Ordu. Telefon 452-888-3111. Hacıoğlu Grubun prestij projesi Piraziz Green Park Evleri yükseliyor. 4+1 2 blok 48 daireden oluşan Green Park Evleri Piraziz'de bir yaşam alanından çok daha fazlasını sunuyor.
tüm daireleri muhteşem deniz manzarasına sahip Green Park evleri, kafeterya, kapalı yüzme havuzu, sauna, kapalı açık çocuk oyun alanları, kapalı otopark ve asansörle otoparktan daireye çıkma imkanıyla fark yaratıyor. Siz de bu seçkin yaşam için harekete geçin. Green Park evleri bir Hacıoğlu Grup projesidir. Hane bahane. Çocuklara peyniri sevdiren peynir şahane. Peynire zeka kattık. Murat Bey burguyu yaptık. Ev sahibi olmaya hazır mısınız? Hayalinizdeki evi anlatın, biz yapalım. İster hazır projelerimizden tercih edin, ister projenizi birlikte hazırlayalım. Paslanmaz galvanizde çelik taşıyıcı sistemimiz neme karşı dayanıklı olup 100 yıl garantilidir. -40 derece soğuğa ve kar yüküne mukavemet gösterir. 1. derece deprem bölgesi şartlarına uygun yapılmakta olup 9 şiddetinde depreme dayanıklıdır. Üstelik istediğiniz her yerde, her metrekare evinizi 15 gün içinde teslim ediyoruz. 11 bin liradan başlayan fiyat. Hayallerinizdeki eve sahip olun. Umudun olduğu yerde hayat başlar. Gün gelecek, umuda ihtiyacın olacak. Anlamaya, sabretmeye. Belki uykuların kaçacak, zaman geçmeyecek, desteğe ihtiyacın olacak. Umut demeye, güvenmeye, gerçek olduğunda, beklediklerin döndüğünde, işte o güzel haber geldiğinde biz hep seninle olacağız. Sımsıkı sarıl hayata, hiç bırakma. Gelişmiş sağlık teknolojileriyle tam donanımlı, her biri dalında uzman hekim kadrosu ve yardımcı sağlık personeliyle bölge halkına en iyi sağlık hizmetini sunan Özel Ordu Umut Hastanesi, nitelikli hizmet anlayışını güvenilirlik, etik değerlerden ödün vermeden 7 gün 24 saat sağlıklı bir hayata açılan kapı olmaya devam ediyor. Mutluluğa ve sağlığa doğru Ordu'da umut var. Özel Ordu Umut Hastanesi. 20 senedir yanında çalıştığım patronumla alacaklarım yüzünden davalık olduk. Mahkeme uzadıkça birbirimizin yüzüne bakamaz hale geldik. Sonra avukat bize bir gün arabuluculuğu tavsiye etti. Vallahi ben sevdim bu arabuluculuğu. Yıllarca mahkemelerin halledemediği şeyi 2 saatte hallediyorsun. Ertesi günde hesabımıza paramız yattı. Mutluyuz. Yani herkese de arabuluculuğu tavsiye ederim yani. Babamdan kalan bir miras meselesi yüzünden abimle küstük. Aramızdaki problemi soranlara açıklamaya utandık. Tam mahkemeye vereceydim. Arabuluculuk diye bir çözüm yolu olduğunu öğrendik. Artık bayram sofralarına hep beraber oturabiliyoruz. Arabuluculuk yoluyla anlaşmazlıkların %87'sinin bir gün içinde çözüme kavuştuğunu biliyor muydunuz? Adalet Bakanlığı. Bundan tam 40 bin yıl önce ilk barınaklarımızı inşa ettik. 12 bin yıl önce Göbekli Tepe'yi, 5 bin yıl önce Stonehenge'i ve 4500 yıl önce Keops piramidini. Amacımız korunmak, yaşamak, aşk veya ibadet etmek de olsa kendimiz için her zaman daha iyisini hedefledik. Matematik, geometri, mühendislik ve mimarlık sürekli gelişti. Şimdi tarihin tüm bilgi birikimini Alanyapı Elit Park konutlarında topladık. Sınırlı sayıdaki daireleriyle Ordu'nun yaşam merkezi Elit Park konutları sizleri bekliyor. ordualanyapı.com.tr 0452 234 1905 Alanyapı, alanında lider. Evet sevgili seyirciler, şu anda çok önemli bir konuğum var. Klas Arsa Ofisi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Akbayır. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, teşekkür ederim. Muhteşem bir kampanya hazırlamışsınız. Silivri'de, üstelik İstanbul tapulu, muhteşem, şahane parseller. Evet Mehmet Bey, bu parsellerle ilgili bilgileri sizden alalım. Peki efendim. Öncelikle alt bantlardan geçen telefonlardan bir çağrıyla günümüz başlıyor. Klaso Arsa Ofisi'nin farkı, bir telefondan evinden ücretsiz servislerimizden alarak İstanbul Florya'daki metrobüs durağının hemen yanındaki ofisimizden Silivri'deki parsellerimize 20-25 dakikada geçiyoruz. Şimdi biz Klas Arsa Ofisi olarak 28 senelik bir firmayız. Burada bizim de bir farkımız var. Bahsetmiş olduğumuz yerler İstanbul tapulu yerler. Florya'daki ofisimizle yerlerimizin arası tamamı 20-25 dakikalık bir mesafede olan yerler. Bu bölgede denizi, E5'i,
E6'sı, sanayisi, havaalanı her şeyi olan bir bölge. Yani Tekirdağ ya da Kırklareli gibi bir bölge değil. İstanbul tapulu olan yerlerimiz. Bunların hepsinde vade ve takas imkanlarımız da mevcut. Müşterimizle personelimizin kendi oturdukları bir ortamda, kendi ofislerimizde bununla ilgili farklı bir ortamda, farklı bir kurum, vade farkı, faiz, haciz, ipotek ya da bir banka falan bir şey yok ortada. Kefil de yok. Hiçbir şey yok. Muhteşem. Tapu masrafı dahil yok. Tapu masrafı da dahil. Bugün tapu masrafları, siz... alım satım masrafları da size mi ait? Tamamı bize ait. İnanılmaz. İnanılmaz koşullar. Sevgili seyirciler, şu anda ekranda görünen numarayı aramanız yeterli oluyor. Bulunmuş olduğumuz bölgede bir kere Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'ne, Silivri Değirmenköy Sanayi Bölgesi'ne, hepsinin kısa bir mesafede ortasında kalıyor. Yani burada E5 ve E6'nın beşer dakikalık mesafesi anca vardır. Havalimanına derseniz, Çorlu Organize Sanayi Bölgesi'ne deseniz yine aynı şekilde, inanın bu yerlerin hepsini tek tek gezmekle hiçbir şey kaybetmeyiz. Ücretsiz servislerimizden faydalanarak bunların hepsini tek tek gezebiliriz. Ödemeyle alakalı ne yapmaları gerekiyor ve ödemeyi ne zaman yapıyorsunuz, hangi koşullarda? Tapusunu alana kadar 1 lira kapora da dahil yok. Tapusunu alana kadar 1 lira kapora da dahil deseniz yok. Tapusunu aldığında, vadeli aldıysa vadeli şekilde, peşin aldıysa peşin şeklinde tapusunu alıp ikramlarımızdan faydalandıktan sonra her türlü işlemi biter. Hesabımızı da kendi ofisimizde yaparız. Ondan sonra müşterimizi aldığımız yere geri bırakırız. Evet, mükemmel. Evet sevgili seyirciler, sizler de duydunuz. Parselinizi beğendiniz. Beğendikten sonra yapmanız gereken tek şey, anlaşmayı yapıyorsunuz ofislerde. Sonra tapuya gidiyorsunuz ve ödemeyi tapu anında gerçekleştiriyorsunuz, tapu dairesinde. Şehir dışı veya yurt dışından gelen tüm müşterilerimizi, parsellerimizi gezdirdikten sonra almaya karar veren her müşterimizin konaklama ve gelip gidiş yol masraflarının tamamını Klas Arsa Ofisi olarak biz karşılıyoruz. Nuh Derebaşı, Sivas'tan geldim. Nasıl buldunuz burayı? Yer çok güzel, gayet doğal güzelliği, ormanı her şeyiyle beraber, asfalta yakın, güzel bir yer. Peki nasıl geldiniz buraya, reklam filmini izlediniz? Reklam filmi izledim ve ofisi aradım. Bana servis numarasını verdiler. Servis de beni aradı. Nereden alacağımı söyledi. Kağıthaneden aldık ve devam ettik. Doğal güzelliği var, ormanı var, her şeyi var. Bana asfalta yakın, gayet güzel bir yer. Peki izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Tavsiye ederim bu paralara, her yerden böyle bu paralara yer alınmaz. Silivri ofis sorumlusuyum. Tapu işlemlerinde diğer ablama yardımcı oluyorum. Birlikte işlemleri yapıyoruz. Müşterilerimiz için elimizden geleni yapıyoruz. Tapuların daha çabuk hazırlanmasını sağlıyoruz. Onlara söylemek istediğim, siz de gelin bizden İstanbul tapulu bir yer alın. Pişman olmazsınız. Çoluk çocuğunuza bırakacağınız bir yeriniz olsun. Son olarak da Klas Arsa Ofisi toprağın gücü diyorum. Ben Rami Sözbek. Küçükçekmece'de oturuyorum. Klas Emrah'ın televizyonlardan reklamını seyrettim. Çok güzel. Geldik buralara. Çok çok güzel yerlerimiz. Yani yerler olarak. Herkese tavsiye ederim. Sevim Şahin. Sarıgazi'den geliyorum. Reklamınızı izledik, beğendik. Bize cazip geldi. Bir geldik. Servisleriniz bizi aldı. Çok memnun kaldık. Hostes kızlarımızdan, çalışan kızlarımızdan. Buraya kadar çok güzel geldik. Yeriniz güzel, beğendik. Çok yoğun talep alıyoruz. Bu sıra kampanyalarımız devam ediyor. Şu an kampanyalı bulunduğumuz bölgelerin birinin üzerindeyiz. Yerlere çok yoğun talepler var. Yerlerimiz çok güzel, çok uygun. Sadece bir telefon kadar uzağınızdayız. Kısacası topraktan gelen güç biziz. Plastik adına aradığınız ne varsa hepsi tek bir çatı altında. Gençler Plastik 25 yıldır değişmeyen kalitesiyle hizmetinizde. Kalite, estetik, dayanıklılık 25 yıldır aynı adreste. Gençler Plastik'te. Gençler Plastik %100 müşteri memnuniyeti ilkesiyle ve ürün çeşitliliğiyle sizleri bekliyor. Hem plastik esaslı ürünler hem de plastik ürünleri destekleyici diğer ürünleri beğeninize sunan Gençler Plastik uygun fiyatlarıyla da vazgeçilmez.
deneyimli personel, üstün teknik bilgi ve güvenilirlik arıyorsanız sizleri Gençler Plastiğe davet ediyoruz. Gençler Plastik, sektörde lider. Bir şehri tanımak, doğasını sevmek, emeğini görmektir. Bir şehri tanımak, geleneğini bilmek, geleceğe yön vermektir. Bir şehri tanımak, o şehri yaşamak ve oralı olmaktır. Ankamar, bu şehrin marketi. Senin yerinde olsam bu kokuları dur.
gözyaşına bakmam, bir dakika bile katlanmam. Sevene zulme gelip eser geçiririm. Ben senin yerinde olsam bu fotoğrafı tutarım. Durmam kolumu fırsımı toplar giderim. Bakmam gözyaşına bakmam, bir dakika bile katlanmam. Sevene zulme gelip eser geçiririm. Sevene zulme gelip yakar geçiririm. Hadi okumak be. Vay, çok da güzel oldu. Böyle bir şey geldi. Bir enerji geldi. Sevgili... Bir de giderli gidelim, bir de giderli hadi gidelim. Hadi gelsin o zaman. Herkes de sevgili. Hazır böyle ayakta... şarkılarda. Ama Reci, biz sesi lütfen duyalım. Ne? Biraz neredesin? Evet. Hangi kameradayız? Ya valla. Reci ses. Hayır, enerjisi de o kadar güzel oldu ki bir anda böyle bir coştuk sanki. Bu kalbin üzülmesine izin vermeyeceğim, sevgi saygı ne varsa yitirdi. Mutlu sonu görmeden asla ölmeyeceğim, giden kazansa illaki bilirdi. Çat diye kaldırıp atıyorum senin elinizi duvardan. Herkes nasibini alır ilerili şarkılardan. Arkasına bakmadan çıkıp giden birisi var. Eminim bu gidişin yarın bu dönüşü var. O şimdi kalktığında kendinden çok emin. Tabii kaderin her zaman son bir gülüşü var. Arkasına bakmadan çıkıp giden birisi var. Eminim bu gidişin yarın bu dönüşü var. O şimdi kalktığında kendinden çok emin. Tabii kaderin her zaman son bir gülüşü var. İzin vermeyeceğim, sevgi saygı ne varsa yitirdi. Mutlu sonu görmeden asla ölmeyeceğim, giden kazansa illaki bilirdi. Çat diye kaldırıp atıyorum resimlerimizi duvardan. Herkes nasibini alır giderli şarkılardan. Arkasına bakmadan çıkıp giden birisi var. Eminim bu gidişi yarın o dönüşü var. O şimdi kalktığında kendinden çok emin. Tabii kaderin her zaman son bir gülüşü var. Arkasına bakmadan çekip giden birisi var. Eminim bu gidişi yarın o dönüşü var. O şimdi kalktığında kendinden çok emin. Tabii kaderin her zaman son bir gülüşü var. Arkasına bakmadan çıkıp giden birisi var. Eminim bu gidişi yarın o dönüşü var. O şimdi kalktığında kendinden çok emin. Tabii kaderin her
zaman son bir gülüşü var. Arkasına bakmadan çekip giden birisi var. Eminim bu gidişi yarın o dönüşü var. O şimdi kaftanda ve kendinden çok emin. Tabii kaderin her zaman son bir gülüşü var. Var var var. Teşekkürler. Ne çok işler çeviriyorsun yani orada? Ben şarkı söylüyorum. Sen nasıl bir adamsın ki? Ben ne oluyor be, kulaklarım artık böyle duymuyor. İzmirler bizi izliyorlar. Sürekli mesaj geliyor. Harika hanım var. Benim çok eski dostum. Evet. Hayırlı olsun diyor. Harika avcı mı? Yok, harika avcı değil. Bu İzmir'den. Harika avcı olsun ne söylerdi zaten. Harika hanım şarkı yapıyor. Evet, yıllardır şimdi, yapıyor. Kendi yapıyor yaptık herhalde. Yaptık geçen sene. Şimdi tekrar yok, iki sene önce. Peki yaptık. Nerede? Evinde Uluş'ta. Ya hep evinde de tabii pasta kalır. Starlar ortada yaşamaz. Starlar kaçarak yaşar. Yani. Harika Avcı'nın da felsefesi budur. Evet. Çok gündem olduğu, çok hani daha önceki dönemlerde Harika Avcı Amerika'da yaşamayı tercih etti. Niye? O kaçarak yaşıyor. Kocasıyla ilgili gündeme geldi o canım. Şarkısıyla tamam. Gündeme gelmedi. Tamam, olsan olaylar. Hangi yurt dışındaki ünlü işte Angelina Jolie, Brad Pitt ortada yaşıyor. Hepsi ya canım benim. Canım bak, onlarla ne kıyaslıyorsun? Allah aşkına senin kıyaslara da bayılıyorum ha. Ama onlarla kıyaslama değil. Şimdi onlar yurt dışında. Ünlü Harika Avcı da Türkiye'de. Vallahi aynı şey. Teneffüs ettiği hava bile aynı olamaz. Yapma şey, Allah aşkına. Erkan şimdi yanlış anlıyorsun. Yok, hayır, yok. Angelina Jolie ile nasıl tamam, Harika şimdi... Avcı'yı kıyas edersin? Harika'nın Türkiye'ye bir dönem imzasını atmış. Bir saniye, tek tek abi, tek tek abi. Tek tek. Şöyle bir şey. Harun'cum şunu demek istiyor. Starlar tamam, belki eski popülerliği yok. Starlar bir şey diyemeyiz. Ama Erkan'cım da şuna dile getiriyor. Mesela star olan, böyle popüler yaşayan bir insan en azından çok az da olsa biraz gündemde olması sevmiyor gibi. Ama hiç yok. Sevmiyor. Hatta şey bir ara şimdi bir şey söyleyeceğim. Yani. Dışarıda adım attığımızda 30 tane kamera peşimizden koşuyor. Basınla alakalı bir sıkıntı var. Yeni nesil yani, tanıyor mu peki sence? Yeni nesil tabii ki tanımıyor. İşte çünkü ben bunu söylemek şimdi istiyorum. En sonki albüm Deliyim ben tutan. Ondan sonra çok iki sene önce bir şarkı de yaptık. Yani sen de kıyafet yapmıştın biliyorsun. Tabii, çok severim. Tam albüm yaptığımız dönemde. Fakat ama albüm üzerine düşünmedi. Klip hani çekilmedi. Öyle kaldı. Şimdi tekrar baştan yeni şarkılarla bomba gibi inşallah. Ben isterim. Evet, Harika Avcı gerçekten iyi çünkü bir sanatçı. İnşallah eskisi gibi gündeme bir an önce de gelsin. Abi o çok iyi bir bekledim oyuncu ya. Sanatçı yok, yok, demeyin. Sanatçı derken daha sonra Sevgi Seda Sayan, Üvertür çıkıyordu altında. Oya Aydoğan, Seda Sayan. Şimdi Maksim'i bırakıp Çakıl'a geçtiğinde Maksim iş yapamadı. Yani eski bir gazeteciyle geçenlerde konuşup ablanın gözünün içine bakan adam ona senelerce masa yapardı, yağdırırdı. Diğerleri gibi değildi. Her ama zaman bak, namusuna 30... sahip çıktı diye konuştu. Canım benim 30 yıl öncesinde kaldı her şey. Bitti. Yeni starlar lazım bu ülkeye ama o starlar da iki günde evlilik programlarından çıkan hiçbir değil şey bilmeyen. Ya da yarışmalardan. Mesela ya da... yeni star Aleyna Tilki bence şöyle bir şey var. Telefon mu? Bak bağırınca duyuyormuşum. Çünkü Demet Akalınlar bile bitmek üzere. Yeni bir devir başlıyor. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş buldum. Merhabalar. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Kiminle görüşüyoruz? Ben Bayram. 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 Ben tanıyorum. Oyuncu arkadaş. Harun Bey beni iyi tanır. Evet. Erkan Bey de öyle. Öyle şimdi hatırladım. Nasılsın? Nasılsın Bayramcığım? Nasıl gidiyor? İyiyim, siz nasılsınız? İyiyiz. Nasıl iyi işte. İşte gördüğün gibi çekimler, programlar. Çalışıyoruz. Yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Sen neler yapıyorsun Bayram? İyi misin? İşler nasıl? İyi. Koşturuyoruz işte. Koşturmaca içerisindeyiz. İş güç okul. Var mı yeni proje? Efendim? Var mı yeni projeler? Ya var işte. Yolda bir şeyler peşindeyiz. Tamam. İnşallah. Sürprizi açıklarsın o zaman. Bir gün bize de konuk gelirsin. Ya çok isterim. Bir gün buluşalım, görüşelim. Tabii tabii. İki günler iade edelim. Evet evet, aynen öyle. Çok teşekkürler katıldığın için. Teşekkür ederiz Bayram Bey, sağ olun. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Teşekkürler. Yani yani yeni Türkiye'de bir devir geliyor da kalmıştık. Top ya ben sahibi. Aleyna Tilki'nin de bir iki yıllık bir serüveni olacağını düşünüyorum. Yanlış düşünüyorsun. Ya ben düşünüyorum. Doğru yanlış benim fikrim. Evet, neden yanlış biliyor musun? Yeni bir Aleyna Tilki daha çıkacak. Bırakmazlar Aleyna Tilki'yi. Ya tabii ki muhakkak Aleyna çıkacak. Bak Aleyna Tilki'nin bence bu kadar davranışlarında ukalaca,
İnsanlara küçümser tavırları bir noktada onu bitirecek. Şimdi belki öyle gösteriliyor. Çünkü Demet Akalın ve Hande Yener için... Bak Demet Akalın ve Hande Yener için en büyük tehdit Aleyna Tilki. Bu iki ismi de Türkiye'de bitirecek olan Aleyna Tilki'dir. Çünkü kız çok genç, sesi çok çok güzel. Ve 7'den 70'e hitap ediyor. Bir sürü arka... Çünkü artık piyasayı tutan gençler... Bugün Hande Yener, Demet Akalın ve Aleyna Tilki yan yana mekanlarda konser versin. Aleyna Tilki full çakar, ikisi de iş yapamaz. Harun Bey burada katılıyorum. Ve de çok Avrupalı, yaşına göre küçük ama tabii yönlendiren birileri de vardır. Büyük bir proje. Aleyna Tilki'den bahsediyorum Haruncuğum. Ve de dediğin gibi yavaş yavaş, hani yavaş şimdi... demeyeyim... Demet'le Hande'yi bitirir bitirmez ben onu bilmiyorum. Ama biz çabuk tüketen bir toplum olduğumuz için uzun vadeli gitmez Aleyna Tilki. Ve de şuradan Sevgi Hanım'a katılıyorum ve buna hemen bir alternatif olarak birini kesin çıkartacak. Tabii çıkacak canım kesin. Kimden? Şimdi bakın kesin. Yıllarca bu işler böyle döndü. Gülben Seren, işte harika Hülya. Şimdi de Hande Demet. Şimdi Aleyna'nın karşısında bir şey yok tek. Evet. Karşısında bir şu ama büyük bir biraz... proje, büyük bir yatırım. Doğru. Arkasında çok güçlü adamlar olduğunu biliyorum. Aleyna'dan bahsederken çocuklar ünlü olmasın diye bir yarışma yapılmış. Çok çocuklar ünlü olmasın diyen oyuncular çocuk işçi sorununa rakamlarla dikkat çekti ve konunun çözümü için sanatın gücünden yararlanmak gerektiğini vurguladılar. Yani evet. Bir kere çocukları o zaman kullanmayacaklar. Hiçbir tiyatral, hiçbir bir şey soracağım. Peki bunu söyleyen ünlüler sanatsal anlamda ne yapmış? İki dizide bir filmde oynamak Hazar ne yapmış? Hazar Ergüçlü, Melisa Sözen, Demet Evgar, Hatice Aslan'ın da bulunduğu ünlülerden bahsediyoruz ki Hatice Evgar. Demet Evgar. Demet değil mi? Hatice nereden çıktı ya? Demet Evgar, Hatice Aslan. Çok iyi bir oyuncudur. Yeni bir film çektiler onlar, aile arasında diye. Onlar yetenekli, yani tiyatral geçmişleri olan insanlar. Hani dün çıkıp da bugün sahne yapan insanlar aynen, değil. Aynen. Bu yüzden... Aslında belki bu parmak basılması gereken bir yere çünkü ama ailelerde de var kabahat. Aman çocuğum çok güzel çıkartayım işte ajansa götüreyim sırtından para kazanayım. Sanki çocuğunu sırtından para kazanmak için dünyaya getirmiş ve bu çocuklar ünü kaldıramadığı zaman bu çocukların değişik alışkanlıkları oluyor. Bireyler olarak topluma adapte olamıyorlar çünkü pohpohlanarak büyüyorlar. Normal çocuklar gibi yetiştirilmiyorlar. Evet, tabii kesinlikle. Okulda bile hava yapıyor arkadaşlarına. İşte ben şu dizide oynuyorum, aynen, ünlüyüm aynen. falan. Öteki çocukların psikolojisi de etkileniyor. Ya nasıl bir toplum olduk, nereye gidiyoruz i̇şte bilmiyorum. Rant meselesi, o dediğiniz gibi ben de kesinlikle ailelerin çocukları tamam. Gerçi olağanüstü bir yeteneği varsa, sıra dışı bir yeteneği varsa, yatkınsa okey tamam ama... bunun aynı zamanda o yaş grubunun çocukluğunun benliğinin de saygı duyulması ve korunması gerekliliğinin de farkında olunması gerekiyor. Sadece şey para değil. Ajansların insanların sırtından ne güzel para kazanıyorlar. Çünkü i̇şte, evet. Herkesin ünlü olma hayali var. 50 evet. TL mi veriyorlardı? Eskiden de futbolcu aslında 50 TL vermek değil olay. Bu insanların üzerinden para kazanmak. Şimdi orada oynayanlardan bahsetmiyorum. Gidiyorsun, başvuruyorsun. İşte kamera önü oyunculuğu denen bir şey yokmuş aslında. Yok. Yani işte ders veriyoruz. 200 TL ödediğinizde size işte ünlü oyuncudan ders verdireceğiz. Yok 100 TL fotoğraf parası. Yok i̇şte 50 TL bilmem ne parası. İşte bu tür tuzaklara düşen insanlardan ciddi rant elde ediliyor. Bunun sebebi ne? İşte gündemdeki dizilerde hasbelkader ünlü olan birkaç kişi çıktı biliyorsunuz. Biz de ünlü olabiliriz ihtimaline karşı insanlardan ciddi rant elde ediliyor. Bu noktada ne yapmak gerekiyor? Bence onu düşünmek gerekiyor. Bence Sevgi Hanım gidecek arkadaşlar çok akıllıca hareket etmesi gerekiyor. Çünkü böyle çok paravan ajanslar var. Ben biliyorum isim söyleyince sorun da oluyor. O yüzden söylemeyeceğim. Hiç vermeyelim. Vermiyorum şimdi. Zaten. Şuraya getireceğim. Günde bu tür ajanslara 100 kişi gelse... Böyle meraklı oyuncu arkadaşlar var. 100 lira alsalar. 100 değil ya. Ne 100 abi? 10 kişi gelse ayda 45 bin TL tabii, yapar tabii. ya. 40 bin TL'ye kim kazanıyor? 1500 TL asgari ücret alan insanlar var. Ve ona geleceğim okuyor. İşte. Tabii. Ve bunların hiçbiri sadece oyuncu adına figürasyon biliyorum. Böyle bekletiyorlar. Birkaç ay sonra bir yerde figürasyon oynatıyorlar. İşte dediğiniz gibi 50 lira 100 lira alıyorlar. Ve ondan sonra bir daha işe de çağırmıyorlar. Yani onu da biliyorum. O yüzden arkadaşlar bir oyuncu olacaklarsa ilk önce eğitim. Ya her şey için ya altyapı olması. Ya o eğitime olması. De ciddi eğitim rakamlar ve istiyorlar ya. Bir de yetenek ya. Olması gerekiyor. Yeteneksizsin ama cebinde paran var. Yine gidiyorsun ya eğitim para alıyorsun. Devre olduğu için her şey para. Eğitim almak da para. İşte kendin için şarkıcısın. Albüm yapmak da para. Hepsi para. Şarkıya para ver. Aranjeye para ver. Bandrole para ver. Basımına para ver. Artık basım da kalmadı. Artık her şey dijital dönüyor. Dijital ortamda. Belki çok yeteneklidir. Maç
açıdan eğer ki parası yoksa da arkadaşlara şunu önerebilirim. Belediyenin ücretsiz tiyatro, ses eğitimi, böyle sanatla ilgili okulları var. Ki ben bunlardan... İsim versem olur mu belediye ile ilgili? Yok, isim vermeyelim. Tamam. Araştırsınlar, öğrensinler. Ve İstanbul'da dediğim gibi okul gibi Eylül'e başlıyor. Haziran'a kadar 8 ay ders veriyorlar. Kayıtlar başladı herhalde o zaman. Tabii başladı, hemen hemen 2-3 ay oluyor. İlk geç kalmış sayılmazlar. İlk dönem müthiştir. Yani ben tavsiye ederim arkadaşlara. Ücretsiz de ders veren oyunculuk ve ses eğitimi alabileceği hem okullar var hem de eğitim kurumları var. O yüzden böyle eğitimle bir yere başlarlarsa kalıcı olurlar, yoksa... Ya eğitimle de kalıcı olma ihtimali %50. Çünkü şans meselesi biraz bu. Biraz da şans, yani doğru. Bir yıldız ışığın olması gerekiyor, fark edilmen gerekiyor. Bir ekstrası olması gerekiyor. Tabii canım, şimdi bakıyorsun mesela sanat camiasında kimin üzerine dönüyor? İşte Hande Yener, Demet Akalın, birkaç daha işte Aleyna Tilki gibi 5-6 kişinin üzerinde dönüyor. Bu 5-6 kişinin sadece sahnesi mi iyi, sadece sesi mi iyi, yoksa görselleri mi iyi? Değil tabii ki ama... Bir de alışkanlıklar var ya, isimler oturduğu ben için. Sibel Hanım'a şurada çok katılıyorum. Beş Sibel, şans... Sibel Ay, çok Hanım özür dilerim ya. Sevgi Hanım. Sibel Can'dan bahsediyorum. Acaba Sibel... Bak mesela Sibel Can, özür diliyorum. Sibel Can bir dizi yaptı. Sibel Can bir kere oyunculuk yeteneği yok ki. Evet, çok kötü bir oyunculuk. Hani en iyi tiyatrocuyla yaptılar biliyorsun. Birlikte rol aldılar. Peki yapımcıların, yönetmenlerin bunun farkında değiller mi olmadığını zaten? Denemiyorsun. İlk defa işte. Denemiyor ki. Bırakın Sibel Hanım'ı, bir sürü dizilerde yemin ederim yoldan birini getirsen daha güzel ifade verir herhalde. İnanamıyorum ve o insanlar her sezonda, daha önce de söyledim, ekrandalar. Bir sonraki sezonda da yine aynı. Çünkü bir önceki dizide o aykırı ya da çok sivri bir rolde, öbür taraftaki bir arkasına hemen sezonda oynadığı rolde çok mütevazi, yani bir anlama bağdaş tutmuyor, tutmuyor. Dizide yani tutmuyor. Dizide tutmaz. Çok ilginç, bu kadar şöhret olup reyting yapamaman gerçekten çok ilginç. Ama iyi şarkı söylüyorsun, yani iyi bir oyuncu olman gerekmiyor ki. Farklı, o herkese mahsus değil. Çok ilginç, ben tabii şaşırıyorum yani. Hani ah Sibel Can yok işte, neydi partneri o dizide oynayan? Bilmiyorum. Erdem... neydi adamın beyefendinin ismi, Çok iyi bir tiyatrocu o evet. Onu da bitiriyor. Onunla oynayan da onunla gidiyor. Evet, bütün mesela işte benim Yasemin Naşık diye bir arkadaşım var, oyuncu. Evet. Emre Kınay. O doğru. Emre Kınay. Evet ya, evet. Emre Kınay dersin. Onun bir dizisi çok güzel tutmuştu. Hiçbir zaman jön yani olamadı ama o adam. Şu an Türkiye'de jönlüğü götüren başka belli başlı isimler var. Yakışıklılar. Mesela bu şeyde Nurgül Yeşilçay ile oynayan neydi? Özcan mı diyorsun? Deniz yok, değil. Dizide. Halit Ergenç var. O da jön olamadı. O da mı olamadı? Bence Halit Ergenç mi? Kıvanç Tatlıtuğ. Bırak ama Erkan Petekkaya'yı diyor. Erkan Petekkaya jön olmayı başardı. Fakat Sibel Can'ın partneri Nurgül Yeşilçay'ın birbirlerini yediler o dizide, biliyorsun değil o, mi? O da Erkan Petekkaya'nın alkol problemi yüzünden ve rol verememesi yüzünden. Defalarca aynı sahneyi, defalarca yok, kazandı davayı. Kazandı ve şu anda Nurgül Hanım, Nurgül Yeşilçay haberlere göre İran'da bir film anlaşması yapmış. Kısa bir peruk kullanıyor ve o peruğu çok beğenmiş. Hatta normal saçlarını da öyle yapabilirim diye sempati duymuş. Çok başarılı bir filmle de imza atmış oluyor İran'da. Herhalde bitsin, ne güzel. Bitsin de başarılı mı değil. Hadi bakalım, çıksın bu saydığım jönlerden biri Amerika'ya, kim tanır? Hepsi reklam çalışması, yok Amerika'da film çekecek, yok Hollywood'dan teklif geldi. Gerisi hepsi... nerede? Hani nerede? Evet. Yok, çünkü hepsi PR çalışması, menajerlerin uydurduğu. Evet. Zaten dedikodu toplum olduğumuz için bir taş at, 40 akıllı uğraşsın çıkaracak. Başka bir dedikodu mu? Dedikodu değil ama gerçek olan bir şeyden bahsetmek istiyorum. O Ses Türkiye'de Athena grubunun Gökhan'ın ve Yıldız Tilbe birbirlerine girmişler ve çekim iptal olmuş. Seyirciler, yarışmacılar gönderilmiş öyle ki program iptal olmuş. Bir Balkan türküsü söyleyen bir bayan ne bütün diğer jüriler döndü, bölmüş, fakat Yıldız Silve dönmemiş onaylamak için. Döndüğünde senin Türk olduğunu bilmiyordum. Türk olsaydın döner, yani Türk olduğunu bilseydim dönerdim diye çok başka, evet öyle bir şey var ve olay
Çeneleşme ve Gökhan'la beraber o polimeye girerek bayağı oldukça bir büyüme olmuş. O nedenle de stüdyo boşaltılmış ve çekim iptal olmuş. Yani... Şalken Yıldız Tilbe işte Avrupa Müzik'ten daha önce albüm çıkarıp sözleşme yapıp son anda albüm basıma gireceği gün vazgeçmişti. Senelerdir oraya tazminat davası, tazminat ödüyor. Yani hani trilyonları gitti. Zaten evet çok seviyoruz. Şarkıları çok güzel, kendini çok seviyoruz. İşte sağ olsun arada gelir beni izlemeye. Ama uzun soluklu iş yapılmayacak isimlerden birisi. Mesela Bülent Ersoy da öyledir. Hazırlanması uzundur. İşte Yıldız Tilbe de öyledir. Egoları var. Hayır, galiba. Canı sıkılıp gidebilir. Ego değil bu. Yapısı bu. Canım sıkıldı abi, çekmiyorum der, kalkar gider yani. O hani zaman çok iyi onu bağlamak ve böyle tutmak gerekiyor. Şimdi canım sıkıldı, çekmiyorum, gidiyorum der demek, biz burada tamam desin, o desin, bu desin. Peki bu işlerde ekmek yiyen insanlar da var, çalışan insanlar var, bir ekip var. Bu ya kadar kolay değil ki çekip gidiyorum ya da bitiriyorum demek. Bu inanılmaz bir şey. Yıldız Hanım'ı ayrıca çok severim. O programda renk kapsa. Sen Yıldız Tilbe için konuşmuyorsun. Yıldız Tilbe için söylemiyorum zaten. Bence de çok da severim o ona. O yarışmanın en güzel dönemi bu. Kesinlikle herkes renk kattı ama diğer türlü kim olursa olsun hiçbir kimsenin bir oluşturduğu ortamda onu bozmaya, o insanların sorumluluğunu yok sayarak kendi bencil duygularıyla bu kadar hareket etmeye hakkı yok. Kim ya bence olsun. Bence daha çok olay çıkar orada, ben size söyleyeyim. O programdan yok. Jüri değişir ya da program biter. Haklısın bu konuda. Ama tabii ki oradaki her şey, herkesi tokatlar. Sesi dinlediniz, canlı canlı bant gibi okuyor. Çok doğal bir hanımdır, çok doğal bir sanatçıdır. Hakikaten halkın sanatçısıdır. Her kesimden insanlar onu çok sever. Yıldız Tilbe besteleriyle ama bir tarzı var kendine Yıldız'ın göre. Yıldız'ın biraz şeyi var, sahneye sadık kalamama gibi bir özelliği gel var. Gel gitleri olabilir, sahnesine evet. Bir saat geç gelip sevgilisiyle kavga ettiği için bir saat geç gelip sahne mekan sahibinden özür dilediğini de biliyorum. Yani o yüzden bazen işinin hakkını veremiyorsan işinin hakkını verenin önünü kesmeyeceksin. Geçen yıl biliyorsun Sibel Can çıktı. Kim ne kadar rant elde ediyorsa o kadar kalıyor. Ondan sonra çekip gidiyor. Zaten Sibel Can geçen yıl O Ses Türkiye'deydi. Arkasından işte dizi teklifi geldi. Yine patladı. Yani şu an ismini zedeledi bence Sibel Can. Ebru Gündeş oradaydı. Ama Ebru Gündeş'in gitmesinin sebebi eşinden kaynaklıydı. Evet, evet. Kadının ciddi anlamda kötü bir süreç yaşıyordu. Hani o olabilecek ihtimaller, olasılıklar arasındaydı ki bu sezonu bitirip öyle gitti. Zaten hani yine ondan sonra eşinin durumları patladı ve zaten boşandılar da galiba. Yok, boşanmadı. Devam ediyor. Halen yani devam ediyor. Ne kadar devam eder, ne kadar gider onu da Allah acaba bilir. Yalıları falan ne yaptı? İyi. Ya da işte yalıları. Hepsine el kondu. El mi kondu? Ha. Yok yok, el konmadı. Bir kısmına el kondu. Evet. Çünkü zaten kaçaktı yalının biri. İki yalının arasında. Ya bir şey olmaz canım, ona uçağı var. Ama millet yalının arasında duvar örüyor. Hani, o da doğru. Biz oturma grubu bakıyoruz, hani öyle düşünün yani. Evet, hani evet. Hayat bakın yani aslında bunların hepsinin yeni nesile yol vermesi gerekiyorlar. Bu kadar para hırsına aslında hani çok hayran oluyoruz, çok güzel, çok iyi falan diyoruz. Ya o kadar hayır, rahat yaşıyorlar mı ya? O kadar evet, rahat yaşıyorlar mı? Hepsi mi? Bu saydığımız isimler. Şimdi başta gelen isimler Demet Akalın. Demet Akalın biliyorsun şu an kocasından dolayı ciddi kredi ödüyor kadın. Daha çok çalışmak zorunda. Ya, o kadar kolay şey olduğunu zannetmiyorum. Evi taşımış, evinde bir çuval para unutmuş. Usta geri vermiş. Hani orada bulan usta. Hayır, onu yalanladı. O yalan bir habermiş. Hayır, yalanladı. Evde yani, şu an, ya, 1 evde milyon. Kusura bakmayın, parası olmuyor. Hani git alalım gel bugün 8'li 10 trilyona bir tane ev. Canım aylık ya 40 bin TL'ye çıksa. Ne 40 bini? 40 gün değil, keşke 40'a çıksa. Hayır hayır, örnek veriyorum. 20 gün çalışsa 800 bin TL. Banka sana 5 trilyon kredi verir herhalde. Yani. Vallahi. Para parayı. O durumda evet. Yani onun krediye öyle gerek mi var? Zaten krediyle bu almış ya. Nakit alamaz ki. Ya ne kadar zengin olursan ol, silkelesen 100 trilyon mu çıkacak neyse, kadından ya? Çok şey yapmış. O saydığınız mi isimlerden ayrıca ben Hülya Hanım'ı ayrı tutuyorum. Hülya Hanım'ı çok beğenirim. Kalite olarak da. Kalite olarak, kendini geliştirmesi olarak çok zekice ve sistematik hareket eden bir isimdir. Hülya Hanım'la kıyas etmeyelim lütfen hiçbirini. Hayır hayır, rahat yaşıyor canım. O rahat yaşıyor diyoruz. Çünkü akıllı kadın. Parası zeki var. Oyunculuğu da mükemmeldir onun. Kendisi şu an kimi sadece kafası şarkı söylemesi. Hülya Avşar. Sadece şarkı söylemesi.
tabii zamanında hepsi yaptı. Fatma Giriklerde, Filiz Akınlar da yaptı. Sıraydı. Bülent Ersoy'un altında Filiz Akın çıktı. Mesela işte İzmir'de bir konsere gidiyorlar. Filiz Akın çıkıyor Bülent Ersoy'un altında. Diyor ki bu şarkıları okumayacaksın diyor. Filiz Akın da okuyor yani. Repertuarında var. Zaten 10 şarkı var. Evet. Hani başka yok. 10-15 şarkı. Alt programı dolduracak kadar bu şarkıyı okumayacaksın diyor Bülent Ersoy. Hani okuyor yani, okumak zorunda, programda olmuyor. Tam o şarkıyı okurken Bülent Ersoy gidiyor, mikrofon kablosunu çekiyor ve ses kesiliyor yani. İşte. Canım bak, hepsinin bir dönemi vardı. Evet. Artık eskilerin gidip yenilerin gelmesinin zamanı. Yeter, eskici dükkanına döndük zaten ya. Zaten bir şey söyleyeyim, herkes de yan kaygısı var. Vintage deniliyor şimdi. Bak, ya eski kıyafetler var, işte, eski insanlar da eski tercih ediyor işte, herhalde. İşte yer kaygısında insanlar. Niye Aleyna Tilki'yi sevmiyor Hande Yener, Demet Akalın? Çünkü tahtlarına oturacak. Ne kadar kalabilecek ki tahtta? Onu ben bilemiyorum. 18-19 yaşında kız bir 50 yaşına kadar kalsa bir 30 senede ekmek yer yani. Ciddi paralara da sahneye çıktığını biliyorum. Yani aslında birçok insanı bitirmiş oldu Aleyna Tilki'nin çıkması. Merve Özbey, Derya Ulu ve yapılan yeni kesinlikle projeler. Kesinlikle aynı şeyi düşünmüyorum ben. Düşürdü yok. Hayır, düşünmüyor. Kesinlikle. Hayır efendim. Merve Özbey'in sesi nerede, o nerede? Şimdi bunu zaman belirleyecektir. Tapışır biliyor musun? Gibi. Ha olabilir yani. Tapışır. Zamanla neyi nereye oturacağını bilemezsin. Çünkü Türkiye'nin gündemi o kadar, hele de magazin konusunda bir çıkıp inişi var ki. Mümkün değil mi, standartlaşamaz. Bu Merve Özbey'in zaten magazinsel bir yüzü yok ve yanlış yönlendiriliyor. Giyimi çok kötü bir kere. Kesinlikle kıyafet kesinlikle konusunda. Kesinlikle aynı fikirdeyim. Bak ses çok güzel. Ses eyvallah. Evet. Fakat imaj yok hayatım. Evet. Bak mesela şeyde de yoktur. Esra Balemir'de de yoktur. Starışı. Onda hiç yok. Onda hiç yıllardan beri olmadı. Hani onlar eskaza şöyle. Merve Özbey'de de yok. Ama Derya Oğlu öyle değil. Bir star ışığı var. Hani Derya'dan star ışığı var. Bir de ses de var. Ama Merve de çok güzel. Merve de çok iyi bir ses. Merve'nin de Derya Oğlu'da ama Aleyna Tilki için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Şimdi Aleyna hepsini tokatlar sesiyle. Vallahi o dayısı tonları arkasında durduğu sürece olabilir o. Hayır, çıktığı tonlara çıkamaz. Çünkü çok küçük. Yani, 65 yaşında bir dayısı ufak yaşlarda duydum. Ses daha güzel çıkar. Daha diklere çıkar. Çocuk sesi, çığlık atabilir, transfoze olabilir. Ama Merve Özbey olamaz. Harun, Allah aşkına ne alakası var? Şu olur, bu olur. İşin orasında değil ki. Tütür giyip, tül giyip, peluşla bir şey yapmış. Keşke şarkıda mana da yok. Yani ben Allah aşkına dinle de sen olsan işte. Bari işte üç kelimeden oluşacak. Şimdi armutla soğan kıyaslanmaz, bunu her zaman söylüyorum. Ha ama hasbelkader kendisi bir geliştirir de zekice davranır, oturur bir yere, o ayrı bir konu. Daha ne bu kadar zeki davransın ya. Bugün aynı kanal açsan kızdan bahsediyor. Bahseder çünkü para dağıtan var onun için. Boş günü yok. Aa, bırak Allah'ın şarkıları. Olur mu promosyon? Para dağıtan çok onun için. Boş para yatırımı yapılıyor. Boş günü yok derken her yerde sahne alamıyor ki yaşından dolayı. Konserler. Ya, yok kalktı o izinlerimizde. Annesiyle gidiyor. Artık ailesiyle gidiyor barlara falan. Sahne yapmaya. Boş günü yok. Ben aradım, doğum gününe getirecektim. Önümüzdeki senenin yazına kadar dolu. Bir gün boşu yok. Tabii yani bunlar torpille ama. Hayır. Ha, tercih edildiği için değil. Kesinlikle tercih değil. Edildi, yapmayın. Hayır. Kaç milyon tıklandı? Kaç milyon arkasındaki tıklandı? Çok sağlam olduğu için tıklanma değil hayatım. Her şey parayla yapılabiliyor şu zamanda. Yapma Allah aşkına. Çok beğenildiği için mi? Şimdi Hande Yener, Demet Akalın kolay mı geldiler bir yere? Tabii tamam. Canım. O da belki bir şey bir süreçten geçecek. Yani Demet Akalın ama yani o kadar da çabuk böyle batıp da Aleyna Tilki harika bir şey olacak. Sezen Aksu olacak. Hande Yener olacak. Yok abi böyle biraz bir dünya zor, yok. Zor zaten. Sezen Aksu'nun tek veliahtısıyla bence. Nasıl canım? Sezen Aksu'nun veliahtısıyla. Çok güzel şarkılar yapıyor ve ya Sıla da iyi, çok iyi. Çok de, iyi şarkılar yapıyor. Sezen Aksu'nun ya şimdi bazı ama Sezen Aksu Ozan. Müsaade edersen bir şey söylemek istiyorum. Şimdi bu starlar, Harika Hanım da demin söz konusu geçti. Bülent Ersoy, Emel Sayın, bazı isimler rahmetli işte ölenler de oldu. Bunlar Müslüm Gürses, bunlar tek yani, bunlar kimsenin alternatifi yok. Alternatifi yok. Bunlar A sınıfı sanatçılar. Ama bunlar Alaturka sanatçı. Yani Alaturka ya da değil, olmayanlar için de alternatif yok. Çünkü starlık böyle bir şey. Popüler olmak başka bir şey, star ruhu ve taşımak bambaşka bir şey. Tabii star canım. Olunca bitmez. Sadece kendisi tercih eder de çekilir geriye. Evet. Dolayısıyla harika. Öbür gündem popüleri olan dediğim gibi şunla bununla kıyas edilecek durumda değil. Bence öyle. Ya bir de herkese sataşarak ne kadar gündemde kalabilirsin? Tabii. Aleyna Tilki bugün sessiz sakin dursa acaba ne kadar üzerine gidilecek? Ve gittiği her konserde insanlar yuhalamak için gidiyor.
kaç tane konserinde Adana'da olay çıktı. Adana'da sahneden indirmişler. Bu kadar... Yaşasın. Hadiseyi çıkış... Yani tilki gitti, şampiyon geliyor diye pankart açmışlar. Hadiseyi mi sevmiş? Hadise çıkmış ama sonra. Hadise tabii öyledir. O kadar mini giyiyor ki... herhalde... Pardon, mini giysen yani, olacak. O bacaklar birbirinden ayrılmıyor. Korkunç duruyor ama maalesef. Yani bari özendiğiniz o Beyoncé, işte Lady Gaga, popüler şimdi o kültürde kimler varsa... Ne olur bari onların yaşamlarıyla da ilgili ya da kültür yapılarıyla da ilgili örnekler alınsın bari. Sadece sahne kıyafetleriyle özenmekle olmayacak. Bu kadar taklit edebiliyorlar bu maalesef. Bu kadar taklit edilemez yani. O kadar. Sakin duruyor zaten. O kadar. Zaten sahte duruyor bence. Dolayısıyla Adana, Adana dolgun kadın sever. Bu ayrı. Adana'ya selamlar. Adana. Evet, bu arada bizi de İzmir'den Ordu Dernek Başkanı ve Federasyon Başkanları da izliyor. Onlara da sevgilerimizi gönderiyoruz. Ordu. Ordu en kısa zaman İzmir'desiniz ama ben Ordu'ya gelmek istiyorum. Tüm Karadeniz'e sevgi ve saygılarımız. Çok sevecen insanlar, çok arkadaşlarım oldu üniversite dönemimde de, şu anki hayatımda da. Karadeniz'in her bir şehrinin ayrı insanların hakikaten... Bir şey söyleyeyim mi? Karadeniz insanı çok nettir. Evet. Direkt söyler. O yüzden ben Karadeniz insanını çok severim. Çok. Ülkemizin her yeri güzel. Her bölgesini. Karakterler şey açısından söylüyorum. Tabii. Karadeniz'in de ayrı bir havası var. Havasından herhalde. Sert bir havası var. Mert bir havası var. Mert bir havası var. Çok sıcaklarda bazen gerilebiliyoruz soğuk ama. Soğuk gibi görülürler ama değillerdir. Çok içtenlikleri ve kendilerine has bir saf şeyleri vardır. Anadolu duruşu ya vardır. Ya bir de ben mesela bütün Karadeniz'in en çok şuyu seviyorum. Birlik beraberlik onlarda çok fazla. Bir yemeklerini seviyorum mesela ben. Karalahanası çok güzel oluyor. Yemek çeşitleri fazla yok. O konuda şey var. Necdet bazen, Bey var. Tek kiraz eski. Eski belediye başkanı da sevgiler, selamlar ama burada. Ama o kadar işte. İşte yani. Bizim Adana Ordu gibi olamaz. Adana'nın zaten meşhur kebapları. Kebaplar. Vallahi ben biliyorsunuz Urfa'daydım geçen hafta. Kaburga dolmalar, köfteler. Bir saniye. Hamileler vardır şimdi sen ama, sus. Ama ya benim söylemem ne değil o millet sefer. Canları çekecek insanların ama ya. Ama millet sosyal medyada da paylaşıyor, resimlerini paylaşıyor. Hiç mi konuşmayacağız bunlar? Ben yani geçen hafta biliyorsunuz şey? Urfa, Diyarbakır, Mardin gittim. Urfa'da yediğim kebaplar zaten kilo muazzamdı. Evet biraz. Yani bir kilo aldırdı bana kilo Urfa. Mu? Bir çünkü 80'dim 81 olmuşum. Tartılıyorum. Ama bazen kurtarıyor. Bizi Avşi Adası'ndan da seyreden arkadaşlarımız varmış. Avşi'ye da selamlar olsun. Evet selamlar. Yazın güzel oluyor. O zaman selam kısmına geçtiysek Almanya bir sürü mesaj alıyorum. İnanın WhatsApp'ım ve Instagram'ım kilitlenmiş durumda. WhatsApp'a giremiyorum. Hepimize sana özellikle ve bana Almanya'dan, Denizli'den, Artvin'den. Zaten Karadeniz bizi izliyor. Sevgiler, selamlar yolluyorlar. Biz de bizi hani şöyle izleyen, sana diye özellik ayırmamın gönderir. Sebebi bizim 6. 7. programımız. O yüzden hani artık birbirimize 6 7 mi? Oldu o kadar. Geçtik canım. Geçtik benim. Mi? İkinci ayı bitirdik. Bir ya. Şey sorabilir miyim Sevgi Hanım? Hani madem ben de konukluktan çıktım artık zaten demirbaş gibi oldum ama Instagram adresini verebilir miyiz? Ya da isim verelim, olarak ilgi duyanlar hani ben bir tasarımcıyım sonuçta modelleri görmek isteyen ya da iletişim kurmak isteyenler daha doğrusu Facebook'tan ve Instagram'dan ekleyebilir. Erkan Eken Design diye geçiyor. Fakat design'ın nasıl yazıldığını bir söylersen. D-E-S-I-G-N yani İngilizce bir terim ama çeviri telefonlarınızda vardır. Akıllı telefonlarda Face'ten de ekleyebilirsiniz. Özbey sen de ver. Beni de Face kullanıyorum ben. Facebook adresen Özbey Özbey olarak hem ekleyebilirler hem iletişime... Özbey Özbey ben de ekli misin? Eklisin galiba. Olabilir. Bekliyorum hem Taksim'de Beyon'da sahne ve... Siz aslında kardeşsiniz. Ben gerçi rating patlıyormuş. Şimdi artık böyle bu arada Beyon'da sahne alıyorum cuma cumartesi ve haftanın 6 günde bir kulüpte işletme yapıyorum. Oraya da sevenlerimi beklerim her zaman. Facebook'tan zaten takip edecekler. Evet. Nerede ne yaptığını. Harun Basal bir bende. Ne bakışı? Instagram. Facebook Harun Başal. Başka? Başka bir şey kullanmıyorum. İşte Instagram'dayım. Bir saniye canım. Takip edin. Sevgili Şükran Karaman. Telefon var. Biliyorum. Biliyorum. Bir dur bir sakin. Biliyorum, sinir etmeye çalışıyorum size. Hoş geldiniz yayınımıza. Yok canım. Alo. Merhabalar hoş geldin. Merhaba hoş bulduk hanımefendi. Kiminle görüşüyoruz? Ben Güngör Sabuncu.
Güngör Bey, nereden arıyor bizi Güngör? Kocaeli Körfezi. Hoş geldiniz yayınımıza. Televizyonunuzun sesi açıksa kısmanızı rica edeceğim. Kıstım. Teşekkür ederiz. Tekrar hoş geldiniz. Buyurun, dinliyoruz sizi. Şu anda canlı yayındayım değil mi? Evet, evet. Tamam. Şimdi efendim ben de şey olarak, ben de oyuncuyum. Bazı dizilerde oynuyorum. Ajanslarda çok şeyimiz var. Yani daha doğrusu ajanslarda çok dertliyiz. Evet. Neden dertli olduğumuz şöyle. Oynadığımız bölümlerde, yani şeylerde, gittiğimiz oyunlarda ücretlerimizi vermiyorlar bir. İkincisi, başka bir ajanslara gittiğimizde de bize para öneriyorlar. Yani şu kadar para versen sizi daha üst bir rollerde oynattırız, daha ünlü oyuncularla oynarsınız diye bizlere para teklif ediyorlar. Ondan sonra peki dedim, o zaman biz alacağımız paramızı nasıl bir şey yapacağız? Yok dedi, sizden bu kadar parayı alırsak oynadığınız rolden dolayı size verilen paradan direkt size verecekler diye bir söyleş yaptılar. Yani çoğu, hemen hemen en ünlü ajanslar da bunu yapıyorlar. Bir, ikincisi de şöyle bir şey başıma geçti. En son bir oyunda oynadığım, yani isim vermiyorum. Dolayısıyla şimdi anlaştık, mukavelemizi yaptık. Orada ikinci oyuncu olarak oynuyorum. Ve oynadım. Ajansa para sıra geldiğinde mukavelemiz imzaladık ve bunlar karşı taraftan almışlar parayı, ajansa hesabına göndermişler. Ben defalarca telefon açıyorum. Ne oldu benim, hani ücretim ne oldu diye ücretim. Ha bugün alacağız, ha yarın. Onu da benden daha önce oynayan bir arkadaşa aradım. Ya dedim, sen ne yaptın, ajanstan paranı aldın mı dedi. Ben aldım dedi, bir aydır alalı. Yani böyle bir şey var. Sonra biz anlaştığımızda, yani rakam olarak 3-5 bin lira ve bize verilen para da 600-700 bin lira bir para veriyorlar. Tabii üstünüzden para kazanıyorlar. Evet. Ve ödemelerinizi geciktiriyorlar. Bu genelde bütün kas şirketlerinin tuzakları. Evet. Maalesef. Evet. Bu konuyu gündeme getirdiğiniz için teşekkürler. Evet. En azından bir iyi bir rolde oynamak için para ödemek değil, iyi bir eğitim almak ve bu konuyla ilgili de doğru yerlerde bulunmak gerektiğini düşünüyoruz. Teşekkür ediyoruz bu konuyla ilgili. Pardon, özür dilerim. Ben şu anda evet sizin dediğinize katıldım. Bir belediyede tiyatrocu dramaya şu anda gidiyorum. Ne güzel. Kendimi gösterip ve onları o ajansların karşısına geçip işte bana bu kadar ücret verirsiniz, ben de bu kadar oynarım diye. İnşallah. Yani, inşallah. Evet. Hakkınızda hayırlısı olsun. Sağ olun. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Kocaeli'ye sevgiler Güngör Bey. Efendim ben de orduya sevgiler, saygılar. Çünkü orduda ben memurdum. 3,5 sene orduda kaldım. Ne güzel. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok seviyorum. Herkese sevgiler, saygılar sunuyorum. Çok Allah'a teşekkürler. Çok sağ olun. Siz de. Aslında konuşsak konuşulacak çok fazla konumuz var ama artık son 5 dakikanın içerisine girdik. Hemen toparlayarak vedamızı gerçekleştirelim. Nasıl geçti anlamıyoruz. Hafta başlıyor ve bitiyor. Evet, hemen birer kelimelik son sözlerinizi alalım ve kapanışımı yapayım. Ben şunu söylemek istiyorum. Günüm anlam ve biz program gereği magazin yapıyoruz bu programda. Ulu Önder Atatürk'ün öngördüğü gibi Türk gençleri olarak lütfen Atatürk'ü severiz tabii ki. Onun gibi giyinmek ya da onun sadece sevmekle değil ama davranışla, birbirimize sahip çıkarak, daha saygılı, daha itinalı davranarak, öğrenerek, gelişerek bunu, sevgimizi yansıtmış oluruz. Kuru kuru sevgi bir işe yaramaz arkadaşlar. Herkese sevgi dolu günler diliyorum. Bu anlamlı günde ben de atamızı saygı ve sevgiyle rahmetle anıyoruz. Onu hiçbir zaman unutmayacağız ve daima onun bu Türkiye'nin birer bekçileri olarak, değerleri olarak her zaman onun yolunda ve izinde yürüyeceğiz. Atamızı saygıyla anıyoruz tekrardan. Aslında bugün söylenecek çok bir söz yok.
Bence bugün her yer kara. Biz sadece nacizane biraz da olsa acımızı dindirmek için sizleri eğlendirmeye çalıştık. Atamız saygı ve sevgiyle ve rahmetle anıyoruz. Ölümünün 79. yılındayız biliyorsunuz. Ölümsüzlüğü dünyada bir Türk buldu, o da Atatürk. Ruhun şad olsun. Evet sevgili dostlar, bugün de programımızın sonuna geldik. Haftayı bitirdik, hafta sonuna geliyoruz. Aynı şekilde Ulu Önder Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 79. yılını kutluyoruz. Fikirleri ve öngörüleriyle her gün yeniden doğan, aslında fikirleri ve öngörüleriyle belki de dünyada bir benzeri olmayan bir lidere sahibiz. Evet. Ve halen onun güzel bıraktığı mirasla yaşıyoruz. Yine tekrar ruhu şad olsun o ve asker arkadaşlarıyla birlikte. Evet, ruhu amin. Şad olsun. Amin. Evet sevgili izleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Yine saatler 14'ü gösterdiğinde pazartesi günü sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Hepinize şimdiden güzel bir hafta sonu geçirmenizi temenni ediyorum. Her zaman olduğu gibi gülmekten, sevmekten, dua etmekten ve hayal etmekten asla vazgeçmiyorsunuz. Yani. Hangi şarkıyla gidiyoruz? Ankara'nın bağları. Okuyalım mesela, olur mu biraz? Ankara'nın bağları. Sonra da hadi şey, biraz nişeyle bir bırakalım. Sonra da kesik, evet. Çayır biçilir mi? Biçilir, ona bağlıyoruz. Hadi versin. Ha, öyle mi? Hadi o zaman hep beraber. Hep beraber. Birlikte. İpattım ucu kaldı da, tarasta gücü kaldı. İpattım ucu kaldı da, tarasta gücü kaldı. Ben sevdim eller aldı da, içimde acı kaldı. Ben sevdim eller aldı da, içimde acı kaldı. Ankara'nın bağları da, büklüm büklüm yolları. Ne zaman sarhoş oldum da, kaldıramıyon kolları. Ankara'nın bağları da, büklüm büklüm yolları. Ne zaman sarhoş oldun da, kaldıramıyon kolları. Sarhoş olduğunda kaldıramıyon kolları.